Çok heyecanlıyım. Müdür ne yaptı? 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 Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür ne yaptı? Müdür ne yaptı? Müdür ne yaptı? Müdür. Müdür. Bir sorum olacak. Arkadaşım gel. Çok selam söyleyeyim. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz ya. Estağfurullah. Mahcup ettiniz. İyi akşam. Eskiden korkarak inerdin aşağıya. Evet. Şimdi daha korkuyorum. Çünkü araları böyle şey onların. Hayır hayır. Şimdi 50'ye 50'ye iniyorsun. Herkes sana bir dokunuyor. Bir. Ya biz Kadıköy yakası olduğu için biz şey akraba gibi. Kadıköy'de ellemek serbest mi seni? Beni serbest. Ama birbirine yasak. Böyle ayrımcılık yapma. Kadıköy'de hayır, ellesinler, Beyoğlu'nda ellemesinler. Böyle şey yok. Hayır, sen işte, bu ülkenin malısın. İşte kamu kamu malı olduğunuz için iyisi mi kötüsü mü diye yoklayarak. Seyirci de haklı. Evet, kamuya, uzaktan, mal, kamuya mal olduysan. Bu saçma muhabbete devam eder miyiz çocuk yoksa? Sen benim muhabbetime falan karışacak seviyede değilsin. Değilim. O, değilsin. Evet. O yüzden mikrofonu arkaya al, evet. Mini'yi davet et, işimize bakalım. Seyirci, olur olmaz her şeyi alkışlamayın. Evet. Her şeye gülmeyin. Evet. Biz işimizi yapıp 2-3 evet. saat sonra bandımızı elimize alıp gitmek istiyoruz. Evet. Biz buraya sizi eğlendirmeye gelmedik. Hatta şimdiden çıksın mı seyirci? Yani çok da değil mi? Bir kalabalık da bir şey oluyor. Yani... Hayır, seyretsinler. Seyretsin. İçine gülsün. Göster seyirciye içine gülmeyi. Ben 10 yıldır yapıyorum onu. Bence vakıflar artık. Hayır, mesela insan böbreğine böbreğine nasıl güler göster. Gülemez, gülemez. Kapat, çağırıyorum. Kucağına al getir, onun çünkü ayağı sakat. Tabii, tabii. Böyle elden ele atayım mı? O kadar değil arkadaşım. Ayağı sakat olduğu için sadece kucağına al getir. Ayağı sakat ne demek ya? Bir şey olmuş ayağına. Belki içine gülüyordur. Hayır, hayır. Ayağından geçen hafta grider geçmiş. Bir hafta farkına varmamış. Sonra tırnağa batınca anlamış. Grider nasıl şu an? Şimdi onu da sormak lazım çünkü o da bir... Değil mi? Ya şaka yapma ya. Şaka yapma gerçekten ya. Buraya toplanma amacım. Bir ciddi bir şey yapamadık. Bak bu böyle bir 105. kaçıncı bölüm bu? 1005 mi? Kaç bu? 750 ne mi? Ne bileyim ben. 800 bıraktım mi? Artık. Vallahi. Tamam. Ya bir kere de böyle dram oynasana. Devamlı komiklik komiklik. Şimdi ben zaten ona getirecektim lafı. Geçen hafta çok sizi mutlu edemediğimi düşündüm. O yüzden bu hafta bol bol film seyrettim hocam. Biraz yani en azından şey olarak hafızamda yer etsin diye. Aferin lan sana. Sen gelişme kaydediyorsun. Ne seyrettin mesela? Bir örnek ver. İşte Hırçın Çiftçi, Prizci Nuri. Arkadaşım. Ne olur. Ama bak setti mecbur bak, ayıramadım. Geçen gün sen... Ya lütfen. Geçen gün çocuğun birisi annesinden kırbaç istemiş. Bana yazdı, mektup yazdı kadın. Piyasayı canlandıracağız hocam. Yani... Arkadaşım ya. Deri sektörü down. Öyle... Öyle şeyler yapma. Yapmıyorum. Çocuk diyormuş ki anne bana neden kırbaç aldın? Ben bir şey yap, ben vesile oluyorum yani. Olma. Olmuyorum. Sen olma vesile. Olmuyor. Seni örnek almasınlar. Kelepçe, o tamam. Çağırayım mı? Çağır. Huzurlarınızda minik. Evet arkadaşım, bu kadar gevezelik yeter. Bu kadar insan buraya bizim gevezeliğimizi dinlemek için toplamamıştır. Evet hocam. Ne dedi? Ben ağzımı açmadım. Bir birisi şey mi oldu? Doğum yaptı galiba. Belki içine konuşmuştur. Olabilir. Evet. Suzan hemen gel. Müzisyen ver müziği. Arkadaşım soyun. Suzan gel. Bir dakika dur, bir dakika.
Ne oldu? Ne surat ne? Yok, role girdim yani. Soyunmuş. Soyun Suzan gel dedim. Soyun Coşkun gel demedim. Soyun herhalde. Suzan gel. Hayır. Ben ne ilgisi yok. Şimdi anladım. Tamam. Sahne. Kusura bak. Suzan'ı çek. Kesme. Suzan. Kafasına bir şey tak. Bir de arkaya da Ilgaz'ı görürsen oralarda de ki bir ceket versin çocuğa. Soyun. Ceket sadece değil mi hocam? Bir... Sen ne yapmak istiyorsun? Ben çünkü yaz sezonuna geçtiğimiz için çok fazla giyinmiyorum. Ben geçen gün gazetede okudum. Çıplak yatmak çok güzel bir şeymiş. Evet, çok ben de röportaj yaptılar. Evet, aynen de yazmışlar. Evde mesela çıplak mı dolaşıyorsun? Ya ne saçma bir yere gitti o. Sen başlattın. Sen söyledin. Allah Allah. Bak, Suzan hadi. Çok teşekkür ediyorum. Çok zarifsin. Bak bak sallana bu... sallana geliyor. Allah'ını seven nasıl şuna bak. Yani? Bu şeyi çıkarayım mı papyonumu efendim? Çıkar. Ne? Hoş geldin. Prodüksiyon, hemen bir tane şey getirin. Kamyonet gibi bir araba bir şey getirin. Çabuk. Yine hangi kabile üyesinin saçını aldık da... O saç Max... değildi aslında biliyor musun? Bak sette böyle bir şey de vardı. O ne be? Of be. Televizyon sektörünü kökten bitirecek araba geldi. Her tekerin ayrı renk olması abartma. İyice, evet, evet, iyice, evet. Uzatmayın. Tamam hadi. İyice arkadaşım. Basarsan... traktörle kamyonet arası bir şey. Değil. Öyle bile değil bu yani. Sen çaktırma. Bu mesela kamyonetin olsun senin. Sen buna ne yapıyor ol? Ben bunu satıyor olayım direkt. Olur. Tamam. Değil, tamam. Hemen al bir bayan sahneye. Evet. Bir tane bayan istiyorum ama gerçekten bir tane istiyorum. Daha önce bunu yaşadık. Ya buyurun ablacığım. Karışma. Hoş geldin. Bir bayan de. Gelsin. Buyurun. Ben öyle buyurun dedim mi tanıyorum zannetmeyin. Tanımıyorum ablayı. Ablaya baksana göğsünde ne yazıyor? Öküz gibi bakma. Ha ablacığım şey mi? Marka mı bu üstünde Zeki? Büyük geçmiş olsun. Sizi tanıdığımıza sevindik. Çünkü bunu kapamaya çalışırsak 650 bin dolara patlıyor. Benden kesiyorlar. Montumu giyip geleyim. Bir buçuk haftada anca öderim. Montumu giyerim efendim. Montumu giyip geleyim lütfen. Montumu giyeyim. Ne olur. Ablacığım şu perdenin arkasına geç. Ters çevir giy bari. Ama giydikten sonra çıkın. Lütfen erken çık. Yaşıyorum. Hepsini yaşıyorum bundan. Abi eşiniz mi? Vallahi mi? Allah sabır versin. Olsun. Aşk işte. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Değil mi? Evet olsun. Arkadaşım. Satmaya başla bakalım. Yok satmıyorum. Vazgeçtim. Satıyorsun. Baba Yadigar. Baba Yadigar'ı satmıyorum. Efendim? Gerçekten şu zahmete girdin mi ablaya? Gel. Bu sezon komple buradasın. Gel. Abiyle konuştuk. Onu da burasına gelmiş artık çünkü. İsminiz ne? Nilüfer. Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle mi geçeyim? Sağdan daha iyi. Siz karar verin. Biz seyirci size göre... Sahnemiz öyle çünkü. Bak dönüyor. Nilüfer Hanım, siz ona bakmayın. Siz kulağınız bende olsun, tamam mı? Ama gözümle bakabilirim, kulağım sizde. Zaten değil mi? Başka da alternatif. Tabii. Bence çok iyi düşündünüz onu. Gözüyle bakma. Sahnenin insanda böyle bir etkisi oluyor, yemin ediyorum. Ben heyecanlı olmam lazım. Tişörtü ters giymişsiniz diyeceğim ama komple ters giydiğiniz için artık sıkıntı yok. Mecburen. Evet, ben aşağıdayım, çay içiyorum. Bir şey olursa beni çağır. Hayır. Saçmalama. Saçla kapatıyorum abla. Abla peki siz hiç... Abla hiç es vermez değil mi abi? Çünkü bir baktım ben arada nefes almıyor. Kesmeli ya. Yani. Tamam. Selam. Selam mı? İnsan... İnsan eşine selam der mi? Selam kocacığım. Hayır. Hayır eşim orada. Ben... Orada diğer sevgilime diyorum. Bence olay çok başka yere gidiyor. Hiç şey yapmıyor. Ya bana de... diyor katını... Bana bak pislik. Yapmayın. Bana eliyle hiç yolla işareti yaptı. Az evet. Yolla komut, dedi. Komut ha, bekliyor. Evet. Tamam. Yolla. Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Ben... Nilüfer Hanım'a mı satıyorum arabayı ben? Hayır yok, satmıyorsun. Yok ben bunu almam zaten. Ben Nilüfer Hanım'dan artık ikrah geldi. İkrahı Google'da ara. Ben vazgeçtim. Suzan hemen bir yaşlı peruğu getir. Nilüfer Hanım annen olsun. Aa süper. Olur. Ne yaptınız? Görücü usulü mü? Ha, olabilir. Onda bir sıkıntı. Yani... Nilüfer anne, sen hayatında hiç anneni tatile götürmemişsin. Götürmedi sana... niyetim yok çünkü tanıdıktan sonra. İlk kez anneni, annene şey çıkmış. Otelden bir şey çıkmış. Ne çıkmış? Otelden fare mi çıkmış? Hayır. Öyle değil. Annene otel çıkmış. Kaplıca böyle termal şey.
Yaşlıyım ya, yaşlıyım. Nilüfer Hanım, bu bölümü hangi kanalda yayınlayalım istersiniz? Ben... Hala konuşuyor bak. Size bırakıyorum. Size bırakıyorum. Yavrum, evladım... Böylece anladık ki kontrol evde yengede. Oğlum. Size oyundan sonra benim İrlanda'dan getirdiğim kırbacı hediye edeceğim. 2 yıldır zeytinyağında bekletiyorum. Size kısmet. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ben evet, Nilüfer Hanım. Buyurun. Siz, size otel çıkmış. Tamam. Arkadaşım, otel neden çıkmış olabilir annene? Sakızdan. Süper. Evet, sakızı al ağzına, çiğne, otel çıksın ağır çekimde. At ağzına sakızı. Ben mi? Hep sen ablacığım, sen. Arabada sensin, ışıkta sensin, piyanoda sensin. Allah müstahakını versin. Seyir çık, durun lütfen. Yapma. Evet. Şimdi Nilüfer Hanım'ı çıkarma sebebimiz şu sevgili izleyiciler. Abinin durumunu devlet anlasın. Ve yıpranmışlık sendromundan dolayı sigortadan para alabilsin diye. Bak bak başladı. Masum da durabilir. Yakın çekiyoruz biz sizi. Siz devam edin. Evet arkadaşım. Biz hep beraber yan salona. Gel şuraya. Gel şuraya. Karışma Nilüfer'e. Evet. Biraz sonra düzelecek. 3 dakika sonra. 3 dakika. Şey, sen mesela sakızdan bir şey çıksın. Annen içeriden. Nilüfer söyleniyorsun içeriden. Evet. Sandalyede oturuyorsun. İçerisi dediğimiz kapalı otopark. Arabayı ne yapacağız? Sonra mı lazım? Araba sonra lazım. Kapalı otoparkta değil mi hocam? Ya evet. Allah eksi Allah 2. Ya. Böyle belim ağrıyor, kulağım ağrıyor. Nerede bu oğlan? Nerede dünya, kaldı bu oğlan? Şey, Nilüfer ben sana söyleyeyim. Ha. Sen dinleme. Tamam. O sana söylese sen üstüne konuş. Şey yapma, oralı olma. Ya şey Nilüfer bir dur. Suzan, Nilüfer Hanım'ı o bizim bayıltıcı iğnelerden yapın. Hazır hocam. Evet. Sen arkada Nilüfer oradan bağırıyorsun. Oğlan bahçede diyorsun ki boyun posun devrilmesin. Beni bir tatile götürmedin. Sen buna tabii 200 şey ekleyebilirsin. Evet buyurun. Ah boyun posun devrilmesice beni bir tatile götürmedin. Bu yaşa geldim. Nasıl oğlan yetiştirdim? Annem bana gel gel yapıyor. Evet arkadaşım. Sen de o sırada... Dur o kız! Sırada, o sırada sakızı ağzına... Nilüfer biraz yaklaşsana. Ah cama bir, gel. Cama. Kız dur kız sakız dur. Sakız alsa da çiğnese de içinden sen, bir versene bomu bir dakika. Kız dur adam bir şey diyor. Dur ha, o diyecek tamam. Ki o diyecek sen diyecek ki o diyecek ben diyeceğim sen, sen diyeceksin. Sen heyecanlıyım ben. Heyecanlanma. Çok toplulukta da utanırım böyle. Çok topluluk değil. Tek topluluk var şu an. Kalabalık. Çok kalabalıklar. Tamam. Arkadaşım sen o sırada sakız çiğniyorsun. Sakız çiğniyorum. Sakızı ağzına tam atmışsın, çiğniyorsun, kağıdını açmışsın. Sakız nefes boruma kaçıyor. Ölüyorum ve kurtuluyor muyum? Öyle... Çok güzel fikir. Değil mi? Teşekkür ederim. Nilüfer. Evlat günü göreceğiz. Ne diyor? Ben ne diyor? Hiç anlamadım. Tamam. Nilüfer camdan yarı beline kadar sarkmışsın, bağırıyorsun. Öyle bir bağır ki çocuk korksun, sakızı yutsun, nefes borusuna kaçsın. Tamam. Sonra sen sakız nefes borunda annene cevap ver. Tatil çıktı sakızdan diye annene anlatmaya çalış ama sakız nefes borunda olsun. Hepsini birden anlatıyorum ki bir daha konuşamayacağım nasıl. Evet. Siz zaten artık gidin. Trafikte dağılmıştır. Ben size yarın anlatırım. Yok, evet. 3, 2, 1. Ayağı bozuk. Bir saniye. Tolga olarak mı şey yapayım, sesleneyim? Yok, yani Jonathan başka... Butler ben. Muhittin. Arkansas Büyük Belediye Başkanı. Evet, Jonathan Butler. Biraz yabancı... Telaffuzum zor da Muhittin Nilüfer Hanım, olabilir. Oğlunuzun adının ne olmasını isterdiniz? Muhittin yakışıyor Tolga Bey'e. Gerçekten yaratıcı bir fikir. Hiç aklıma gelmedi benim. Evet. Evet. Aralarda bağırıyor falan. O bir... Müzisyen. Evde yapıyor mu? Yapıyor. Müzisyen. Hadi ben kardeş. Ben şöyle o zaman... Ver odunu. Cam burası. Camdan aşağıya sarkıyorum. Sen sarkıp neresi ve ister... düşüyorsunuz siz. Sen neresi istersen. Evet. Ne yapıyorsun? Nişan alıyor. Ben de tesadüf mahallede avlanıyorum. Kısmet. Olmaz. Anneyi vurmak var. Anne ne olursa olsun evet. İnsan annesine bunu yapmaz. Ama ben... Anneme yapmıyorum zaten. Ben avlanırken annem denk gelmiş. Hayır. Olmaz. Lütfen. Evet, 3, 2, 1. Senin bu arada şey, sen sıkıntıdan boynun yok. Kafan omzuna yapışıyor. Boynum yok. Evet. Çok güzel. Sakız ah, buradayken mi konuşayım? Bir şey söyleyeceğim. Hadi ben bir gece dayanırım. Abi gerçekten cennetlik. O 3,5... Adama da bir nefes payı verin. Ben ders. Arkadaşım. Ben şahsen sigortalıyorum sizi abi. Ömür boyu. Arkadaşım. Benim sen canım. Ne karışıyorsun ilişkilerine? Belki abi öyle seviyor. Ben çok sessiz bir insanımdır. Onu çok biz fark ettik. İçine kapanık. Onu ben en başından fark ettim.
Adam öyle seviyor olabilir arkadaşım. Karışma. Evet. İnsanın ilişkisine karışma. Evet, senin boynun yok. Evet, 3, 2, 1. Bu arada yürürken de... arkadaşım yapma. Yürürken de yapma dizlerini mı? Dizlerini kasığa kadar çekiyorsun. Evet, 3, 2, 1. Aç sakızı, çiğnerken anne bir bağır... Bir şey söyleyeceğim, bacağı değil ama... Değil Muhittin! Oğlum Muhittin! Nilüfer, kurban olurum. Bir dakika dur. Arkadaşım, aç ağzına sakızı, sakızı ağzına çiğne. Ağzıma çiğneyim. Nilüfer. Şimdi diyorum ki kasağa kadar çekiyorum. Bacağı mı çekiyorum, sadece dizimi çekiyorum. O çünkü ortopedi biz. Yukarı kalkıyor, iniyor. Hayır, bak bak, aralara geliyor, bak bak. L5'e dikkat. Bu şeye benziyor, trafikte böyle boşlukları zorlayan makasçılar var ya. Giremiyor bir türlü. Olmadı mı? En sonu acilden kaçar bunlar. Müzisyen bile döndü baktı. Kim var sahnede diye. Nilüfer, seni tebrik ederim. Bin oyun oynadık, daha kafayı çevirmişliği yok. Vallahi billahi. Çok özür diliyorum. Senin de gösterini böldük. Oyun yok. Arkadaşım, sakızı al, ağzına çiğne. Evet. Tamam. Öyle değil. Alıyorsun, sakızı güzelce açıyorsun. Dünyadaki en güzel şey. Nilüfer, ben sana yallah deyince sen söylüyorsun. Evet. Gerek yok, öyle bir şey beklemez. Sen ama iyice sark. Duvara bakıyorsun, o kadar sarkmışsın. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Yalla. Muhittin. Dur, bir dakika dur. Deminki deli kadın gitti. Ya bağır dedim sana. Muhittin. Öyle değil, o kadar bağır ki son nefesini veriyormuş gibi. Ama hadi, da... hadi hayırlısı. 3, 2, 1, yalla. Muhittin. Sakız çiğnediğim için kulak şişti, duymuyor. Arkadaşım. Ha. Sen boynun içeride bir çocuksun, tamam. Ay. Sen nefes boruna kaçmış, annene kağıttan otel çıktığı anlatmaya çalışıyorsun. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ah oğlum, ah yavrum, ah yavrum. Ah, ah, ah. Ben, ah, ineyim mi balkondan? Ah, kalp, kalp. Eyvah, eyvah, eyvah. Öldüm, öldüm. Arkadaşım ölmedi. Götürün beni, götürün. Öldüm. Anne koşarak gel başına. Yapma kalk be. Ulan kalk, ne çıktı kağıttan ya, diye. Söyle. Ölmediysem de şimdi öleceğim zaten. Evet, bak yakasından tut, silkele Nilüfer. Ne çok, çıktı kağıttan çok de. Çok sağ ol ya. Ne çıktı sorsana. Elimin de ayarı yoktur da o yüzden yani gücüm. Ona abi bilir, bana ne. Evladım oğlum, evladım. Vur sırtına. Ay pardon. Ayağı kaldır da vur. Arkadaşım, yutkunmaya çalışıp yutkunamıyorsun. Ama bu kasıldı. Ben şu an kaldı. Zaten his gitti bende. Fırt, arkadaşım, fırt, kalk ayağa. Yutkunmaya çalış, çıktı. Yutkunama. Bir şey diyorum. Sakız, fırt falan diyor. Sakız çıktı. Çıktı sakız. Nilüfer, kaldır ayağı. Göğsünden tut, salla. Hani öyle yaparlar ya çocuğun ağzındaki çıksın diye. Kestik, dur. 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 Bak, bak. Kaldırdı, silkme yapıyor. Arkadaşım. Dur ablacığım, dur. Bir şey arkadaşım, bir şey yardım diyor. Et kadına. Yok. Yardım et. Ne oldu, neyi? Ne sokuyorsun lan çocuğa? Havai fişek, yardım et. Elinde ne vardı? Arkadaşım, arkada bir şey yaptı. Oğlum, iyi misin? Saçı da maşallah. Evet. Dur ablacığım, bir şey diyor. Kurban oldum. Çok güzel bir lisan Türkçe. Dur, o bir şey diyor. Nilüfer, şimdi... çok panik yap, telaşlan. Oğlum, Nilüfer Hanım, kocanızı eş olarak kabul ediyor ama biz mikrodalga fırını alacağız, daha geleceğiz memur. Nasıl evlendin? Ya karışma onların ilişkisine diyorum, anlamıyorsun. Evet, dur orada. Dur, Nilüfer. Kaldırıyorsun, çok panik haldesin. Oğlum, ben sana... Ne oldu, senin içine bir şey mi kaçtı falan, silkeliyorsun. Çocuğu kendine doğru çekiyorsun, kafayı eğiyorsun. Evet, evet. Ağzından çıkartıyorsun. Kas oranı fazla ama. Yani, önünde gibi değil. 3, 2, 1. Arkadaşım yardım et. 3, 2, 1. Boynun içeride. Yalla. Nerede? Boynun içeride. Minik, minik. Minik mi? Arabayı... Bırak kaldırsın. Bir dur. Nereden anladın? Normalde mesela çocuğun ağzına bir şey kaçınca ne yaparsın? Arkadaşım, sen 45 derece eğilirsin, o arkana geçer, karnından seni kaldırır, höt diye çıkarttırır. Ona ne denir? Ne denir? Ha, ne oldu çorluğu? Parmakla yetişkinlerde daha farklı arkaya geçerek. İlk yardım hep eğitimi tazeliyor. Yok, bizim daha önce yapmışız, bu ikinci yardım bizim. Arkadaşım yapma şunu, lütfen. Evet, boynun içeride. Heimlich. Çocuksun. Evet, Heimlich. Evet.
Evet, 3, 2, 1, buyurun. Nilüfer Hanım, çok paniksiniz. Oğlum, evladım. Oğlum, oğlum. Ah, ah, ah. Yedin evladım. Hiç oralı değil, hiç hala başka şey yapıyor. Bırak sen kendini Nilüfer'e. Hayır, öyle değil. Güveniyor tabii Nilüfer'e. Yakalayacak güçlü. Orada çıkar Nilüfer. Orada çıkar, yerdeyken. Sok elini ağzına. Polis çağır, polis. Vallahi çağır. Elini ağzına sok Nilüfer. Ya bu bayağı kamu olayı ya, polis çağır. Sakızı çıkar yavrum, sakızı. Sakızı arkadan attım korkudan. Sakız kalmadı ki. Arkadaşım, niye izin vermiyorsun kadın elini ağzına sokmasın? Çıktı sakız. Hayır. Korkudan yemin şuraya sıçtım, sakız da çıktı zaten. Sen rahat ol, sakız yok. Sakız ben olayı bitti. Kendime... O zaman annene anlatmaya çalış. Anne, sakız yok de. Evet. Yok, o bir 20-25 sene alıyor ablacığım. Küçük gillerden. Tamam, sakız çıktı galiba. Tatil ne zaman gelecek? Arkadaşım, lütfen. Sakızın çıktı. Evet, annene yardımcı ol. Boynun içeride, evet. Hazır. Evet. Yerde miyim? Hayır arkadaşım, ayaktasın. Annene anlat. Anne ne çıktı? Anne. Yavrum. Anne ne çıktı? Anne ne çıktı? Hayır, sana ne çıktı? Sakız. Sana ne çıktı? Sakız. Sana sakız mı çıktı? Sakız. Hayır. Hiç konuyu dinlemedi. 20 dakikadır ya. Arkadaşım. Anne sana ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı yavrum? Sakız şiridim. Sakızdan sana hediye bir otelde tatil çıktı. İnan. Ama sen öyle iyi bir annesin ki beni değil de kız arkadaşını götür diyeceğini bildiğim için onu davet ettim. Çok hayır, sağ ol. Görüşürüz. Hayır, Nilüfer. Nereye geliyor? Port bagaj geliyor her yere. Arkadaşım, benim. Hayır. Dinle beni. Evet. Evet. Sana sakız çıktı. Boynun yok senin. Evet. Bana önce boyun alalım. Hayır. Arkadaşım, boynun yok. Annenle konuşuyorsun, seviniyorsun. Sevin. Anne sana ne çıkarttı? Anne sana ne çıktı? Hayır, sen çıkarttın. Hayır, sen çıkarttın ya demin. Ben çıkarttım ya demin. Hayır, arkadaşım. Anne sana ne çıkarttım biliyor musun? Anne söyle. Sana ne çıkarttım biliyor musun? Otel tatili. Ya demin beni oradan oraya... Künde yapmıyor muydu? Bu ne zaman böyle oldu? Ondan sonra böyle oldu. Tabii. Evet, öncesi arkadaşım sonrası. Gel. Anne, gel şimdi çok sevin. Sarıl oğluna, tamam mı? Evet. Gel çok sevin, ben... sarıl oğluna zıplat. Korkma. Zıplat. Evet. Yok, yok, şaka canım yap. Ay, inşallah sana yıllardır sözünü verdiğim tatil yaptırız. Boynun yok senin. Boynun yok senin be. Hayır ulan, senin yok. Senin yok, şunu unutma. Ha, boynun benim... yok senin. Evet. Evet. Sana ha. Yıllardır sözünü verdiğim o tatili nihayet yapacağım. Hemen bavullarını az... Prodüksiyon, annenin bütün malzemesini getirin, bavullarını falan. Tatil müziği çalın. Arkadaşım gel çalacağım şuraya. Tatil müziği. Söyle. Tatil müziği. Anne söyle de ki, oğlum beni nasıl götüreceksin sen tatile? Oğlum sen beni nasıl götüreceksin tatile? 2,5 Xanax vereceğim, hiçbir bok anlamayacağız. Tatil dönüşü suyla uyandıracağım. Hazır hissediyorum. Düğme de gitti. De ki, Nilüfer ne oldu? Gülüyorum. Anneciğim tuvaleti kullansana, hiç yakışmıyor bize. Tatile gidecek bir ana oğula hiç yakışmıyor. Mahallenin ortasına. Evet, Nilüfer söyledi ki, ah oğlum. Ben uçağa binemem ki, beni nasıl götüreceksin? Aa. Ah oğlum, sevinci. Ben uçağa binemem ki, beni boynun nasıl götüreceksin? Boynun yok. İşte ne kadar güzel. Ben gideyim sana oradan selfie çeker yollarım. Çok sevinirim. Tamam, bitti. Saçmalama bitti. Tamam. Hayır, beraber gidiyoruz. Ah güzel yavrum. Siz ara vermiyor. Akıllı ara yavrum. Arkadaşım sen de söyle, anne ben seni arabayla götürürüm de. Traktörümüzle götürürüm. Anne ben seni arabayla götürürüm, devrilmesi de kolay olur değil mi? Ben çünkü şu an... Arkadaşım... Antalya'ya gidiyorum. Marmaris'e gidiyoruz. Çin'e virajında... İçine içine. Çok güzel. Araba seyahati oğlum, yapacağız. Ana, bir dakika dur. Bir dakika dur. Kestik. Susmuyor. Öne gel. Gel öne. Gel. Ben mi? Gene mi ben geliyorum? Evet. Nilüfer. Beni dinleyeceksin. Tamam. Hadi. Arkadaşım. Çok iyi çözdün olayı. Gerçekten. Sen ana kuzususun. Ana kuzusu. Evet. Ve boynun yok. Yürürken ne yapıyorsun? Ayaklarını normal yürüyorum. Hayır. Dizler kasağa geliyor. Sen benim istediğim adamsın. Nilüfer. Sağ ol. Ben sinemamı elletmem. Ben de sana hastayım. Sen benim istediğim adamsın diye haykırır mı insan 50 milyona ya? Evet, 3, 2, bizi ne hale getirdin? Adam bana ilan aşk etti. Sen bagajda gidiyorsun, korkma. Bir şey, araba seni tutuyor. Repliği alamadım. Repliği alamadım. Benim sinemama karışma dedim. Sertleşiyoruz. Evet, Nilüfer göster eşya... Nilüfer ne yapıyor? Göster eşyaları. Bunlar benim eşyalarım, yükle de. Evet, oğlum, buyurun. Hazırlandım ben. Hazırlandım bu.
Bunlar benim eşyalarım. Ben senin kameraman olduğunu bilmiyordum. Kamera case'in ne işi var sende ya? Saçmalama, al onları. Evet. Öyle değil. Öyle değil. Evden alıyorsun, araba aşağıda. Üçünü, hepsini alıyorsun, bir seferde indiriyorsun. Yaşadığım hayat yetmiyor, zorluklar ekle. Hepsini birden al. Tabii, tabii ya, tabii. Nilüfer, uçakla gitmiyorsunuz. Sen devamlı bağırıyorsun. Onu kırma, onu da eşyalarla. Ay, kırılacaklar var. Ay. Kırılacak eşyalarla niye tatile gidiyoruz biz? Annene karışma. Nilüfer, söyle. Benim de ateşli silahlar burada, korkma. Dur anneciğim, dur, dur anacığım, dur. Kurban olduğum, dur. Yeni ütülemiştin onları Nilüfer, söylesene. Bavulu mu yeni ütüledi? Yeni ütüledim ben de. Yeni ne ütüledim ben? Yeni ütüledim. 700 dedim ben. 750 dedim ben de. 750 dedim. Hem anlamıyor. Koş arkasından, oğluna söylen. Bak duvarlara sürtüyor bavulları. Eyvah, kırılacak onlar, içindekiler de bana hazırladı. İki bavulu taşıyamıyor. Dur, dur, oğlanı dur, dur. İki bavulu taşıyamıyor. Nilüfer. Oğlanı durdur. Vallahi bak birini gönderir vurdururum. Komedi programına bak. Beni dinle. Jilet atarım. İğrencisin. Nilüfer tam inerken merdivenden durdur. Hop bir dakika. Çorabımın bir tanesini unuttum. Evet. Bunları tekrar götürüp açıp içinden çorap mı çıkaracağız? Evet. Nilüfer evet, tam ve... giderken, evet giderken durdur. Tam arabaya yaklaşırken evden çıkmadan bağır Nilüfer. Eyvah bir dakika eyvah eyvah. Çorabımın tekini unuttum. Eyvah. Hiç gerek yok. Antalya'ya tatile gidiyor. Çoraba gerek yok. Bak ben donsuz gidiyorum mesela. Hiç gerek yok. Ha? Uğurlu çorabım diyor ya. Gidemeyiz ona. Ver onu başıma geçireceğim. Bana bir uğur getirsin. Arkadaşım ikna et anneni çorap konusunda. Çok iyi. Onu mutlaka al gel. Hadi bekliyorum. Hayır. Söyle yukarı çıkacağız. En üstten gömleklerin altındaki kazakların arasındaki sol taraftaki mendillerin yanına koyacağım de. Yukarı çıkacağız. En üst kattaki kazakların altındaki mendillerin sağ tarafındaki alta koyacağız. Değil o değil. Yok. Öbür taraf. Öbür taraf, öbür taraf. Hayır, yani kazaklar öbür taraftaydı. Tamam, Nilüfer. Ben onu montajda koyarım, tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, devam edin. Müzik hızla. Çorap iptal. Bari şu erkek kardeşimi al. Erkek kardeşim tüp bebekti de. Al şunu. Saçmalama, bir dakika dur. Nilüfer. Vamını da sen al anne. Sen neden ver, ver şey. Yangın aa, söndürücüyle gel. Geziyorsun? Çünkü birden sinirleniyor oğlum. Çok ateşleniyor lan. Fıs fıs sakinliyor sonra. O benim büyük boy deodoranım ya. Ekonomik diye aldım. Arabayla gidiyoruz ya. Evet. Uçağa sokmuyorlar büyük boy. Arkadaşım boynun yok. Var. Yok. Var be. Yok. 3, 2, 1 buyurun. Ayaklar niye kasıklı? Evet. Nilüfer çok acayip bir şey söyle oğlana. Zemek 70 kilo. Acayip. Evet gel arabaya. At bagajı onları. At bagaja. Bir dakika dur. Dur. Nilüfer. De ki ben senin yanında seyahat etmem. Sana güvenmiyorum. Ben arkada oturacağım de. Ya da ben kullanayım diyebilirim. Tamam ben sana güvenmiyorum oğlum. Bu hallerin hiç iyi değil. Hiç iyi haller değil. Böyle... Allah Allah. Genetik olabilir mi acaba? Ben... Olur oğlum olur. Genetik de olur. Ben arkaya oturmak istiyorum. Bence sen başka arabayla git rahat ben et. Ben çok pişmanım. Ben böyle bir evlat büyüttüm, yetiştirdim. Bugünlere getirdim ben. Ağlamaya başla Nilüfer. Ağlamaya başla. Ben bu halleri yerim. Arkadaşım. Atladı bile. Ana gibi yar olmaz. Yalanmış be. Gel şuraya tekrar yerine gel. Geç. Nilüfer köşedesin, ağlıyorsun. Evet arkadaşım. Anını, anasını ağlatan şöyle bir... Araba, arkada kalmayın. Şunu. Anasını ağlatan bir evlat olma. Evet. Müzisyen. Ver romantik anam ağlar müziği. Evet. Git ananla konuş. Bitti mi? Gidelim mi? Sarıcı'ya gideceğiz. Bir sor de ki anam anam niye ağlıyor? Dur. Romantik, anam, anam. Ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Niçin ağlıyorsun? Sana güvenmiyorum. Arabayı kullanırken... Ben seni üzgün görmeye dayanamam. Ölseydin de bugünleri görmeseydin. Allah geçinden versin. Ama çok değil yani. Biraz versin ama çok da değil yani. Çünkü vakit de nakit bir yanda. Tamam, anlaşalım orada da hadi bir bakalım, yerde. Atla gidiyor. Bizi hangi... Beraber kullanalım, gel. Anne, bağırsana. Beni oturtmadan nereye gidiyorsun? Ya arkada ne yapacak kadın oturup yer yok. Öyle demişti oğlum. Söyle Nilüfer, beni oturtmadan nereye gidiyorsun de. Nasıl evlat, nasıl saygısız? Beni oturtmadan nereye gidiyorsun evladım? Otursana beni be.
Ben seni evde oturtmuştum, gene kalktın geldin işte. Arkaya mı öne mi oturacak annem? Anneyle böyle konuşulmaz. Boynun yok senin. Düzgün var, konuş. Çıktı boynum. O kadar bekledi ki boynum çıktı. Anne arkaya mı oturacak önüme? Arkaya oturacak tabii ki. Arkada yer yok anasını satayım. Var, bul orada kadına bir yer. Ya yok yer ya. Gel ablacığım. Buyur otur ablacığım. Ablacığım sen otur sadece, gerisini bana bırak. Hala ayakta duruluyor mu diyor evet, ya. Evet, annene söyle. Maltepe minibüsü sanki. Annene söyle. Anne. Yavrum, ensendeyim, ensendeyim yavrum. Biliyorum, onu ömür boyu hissettim zaten. Söyle annene. Anne, ben yönetmenden hoşlanıyorum. Hayır be. İyi adam. Annene ne yapacağımızı söyle. Hala iyi adam diyor, o kadar pesimist. Annene ne yapacağımızı söyle. Şimdi Hollanda'ya gidip evleneceğiz. İkimiz değil, gerizekalı. Tamam. Oyun içinde ne yapacağız, onu söyle. Ne yapacağız oyun içinde? Oyun şimdi diyeceksin ki, anne ben seni gazlayarak nereye götürüyorum? Anne ben seni gazlayarak Antalya'ya götüreceğim. Hani Marmaris'te? Antalya üstünden götüreceğim. Marmaris'te de ya dersin, o girişte var ya. Gitmiyoruz lan, vazgeçtim. Arkadaşım! Ya uğraşamam ya, bir sakın sinirli başıma gelmek. Bir de balon yapsam ne olacaktı kim bilir? Kadın bir saniye içinde oradan indi, yanına geldi, repliği verdi, geri döndü. Sen 10 senedir sahnedesin, şunu yapamadın. Otur şuraya! Bağırtırma beni. Bak bu saate kadar sakindim, beni bağırtırma. Evet, Nilüfer Hanım. Buyurun. Benim tersim pistir. Öf, evet gördüm bir kere. Evet. Muhakkak öyledir. De yani. Evet, hazır mıyız? Daima. Arkadaşım, gazla! Dur ablacığım dur, öleceğiz. Ablacığım yol tarif et. Sakin ol. Abi siz evde nasıl oyunlar oynuyorsunuz? Yani bizde de öyle hemşire kıyafeti falan var da bu başka bir şey. Yani öyle şarampolden yuvarlanmaca falan biz hiç denemedik. Evde şarampol mu olur mal? Olabilir. Şarampol. Saçmalama. Şarampol evet. Belmondo'nun filmi seyretmedin mi hiç? Evet arkadaşım gidiyorsun. O sırada yanına bir motosiklet yanaşıyor, seni sıkıştırıyor, tümseye geliyorsun, tümsekten, virajdan anne tarlaya uçuyor. Hadi hayırlısı be! Hayır, ben de evlat olarak kendimi göstereyim. Evet, müzisyen, Allah motosiklet olsun. Ol gel, evet. Ama ablacığım oturamıyor musunuz orada? Yok değil mi yani? Oturuyorum, oturuyorum ben. Yok, oturmuyorsun şu an, ayaktasınız ya. Atlayacağım da onun için pozisyon alıyorum. Motosiklet çarpacak ya. Demek ki daha önce atlamışlığı var. Deneyimli oyuncu her zaman işimize yarar. Evet, Nilüfer Hanım. Arabadasınız. Evet, arkadaşım gaz diyorsun. Tam o sırada bir motosiklet geliyor yanınıza. Ran ran ran. Nilüfer, motosiklete bağırsana. Aa, ne yapıyorsun? Bırak oğlumu, bırak yana. Sol, sol, sağdan, sağdan. Motorluya el atıyor ya. Memleketin başına bela bir arkadaşım, annem var. Arkadaşım, konuşsana motorla. Nasıl gidiyor işler? Hayır, öyle değil. Seni sıkıştırıyor. Ran, seni... ran. Ya sen geldin, benzinciye çekiyorum. Çok sıkıştım. Ne oldu? Aa, öyle değil. Arabayı sıkıştırıyor. He, tamam. Run, run. Yes, I will. Ne, run, run ne lan? Öyle araba mı var? Çocuk motosiklete seni sıkıştırıyor. Sen çok panikliyorsun. Şey, camdan cama kavga ediyorsunuz, tamam mı? Çirkefleşiyorsun bir anda. Evet, 3, 2, 1. Buyurun. Run, run, run. Çirkefleşsene. Geriye takıp arkadaki direğe vurayım mı arabayı komple? Ben de omurgadan kırılayım, böyle kalayım. Hayırlısı. Kadını rahat bırak. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Run, run, run. Ben aradım seni, sen ileride, sağa çek ileride. Sağa çek ileride. Run, run. Ne yapıyorsun? Anca öyle uzaklaştırabilirim. Arkadaşım, sen çok panikliyorsun, telaşla. Ne yapıyorsun falan diye kafayı çıkar, konuş. Evet. Ne yapıyorsun sen ya? Ya ne kadar tehlikeli bir şey yapıyorsun. Ram, dünya, ram. Dünya tatlısı annemle şu an arabadayız. Ve korkuyorum. Şaka, şaka. Çirkefleş aşk, arkadaşım. Senin ağzını yırtarım senin. Gel los. Aha, çok tatlı çocuksun sen. Sen bir de annemi gör. Tam o sırada sen çocukla kafanı çıkarmışsın. Yarı beline kadar çık, çocukla sataşıyorsun. Motorunu ittirmeye çalışıyorsun. Onun frenine basmaya çalış çocuğun. Onun freni elden. Tamam, olsun. Hayır, böyle... Elinle eldeki frene basmaya elinle çalış. Elinle eldeki. Ayakta evet. Da var bir tane. Tamam, frenine basmaya çalış onun. Aa. Bir dakika dur. Müslüman, ne yapıyorsun sen? Motoru koca benim adam... arabaya kaynatıyor, perçinliği. Evet, aa.
Tut frenine, basmaya çalış frenine. Tam o sırada tümseye gel, tümseye gel. Tümsekten araba zıplar. Sen böyle bir yarı iki metre havaya zıplarsın. Anca i̇ki sırada... fazla değil, iki değil mi? Tamam, bir buçuk. Evet. Sen bir buçuk metre havaya zıplarsın. Ben tümsek deyince anne sen de tarlaya uç. Tamam. Ablacığım evet. Ama dikkat edin, gözünü seveyim. Tarla. Burası tarla. Farz-ı mahal. İşte yatın, güneşlenin, yeni bir ne bir arsa alın, oradan dükkan açın. Ben şey yapayım, tarlaya uçuyorsunuz evet, ama. Evet, üç, aman dikkat edin, iki, bir, evet. Aa, tümsek! Nilüfer! Nilüfer, sen ölemezsin. Ses etme! Nilüfer, oradan bağırsana. Bağır. Anne, iyi misin? Ay, ay çok kötüyüm, kırıldı her yerim. Benim de kolumun altı hep su topladı. Bırak şunu. Seyirci gülmeyi bırak. Bırakayım mı? Tamam. Hayır, hayır, onu değil. İmdat! Damacanayı bırak. Çık arabanın üstüne. Çık arabanın üstüne. Oradan anneni görmeye çalış. Annen ayçiçeklerin arasında, göremiyorsun. Göremiyorum. Evet, söyle. Anne ayçiçeğini salladı. Bana biberini o el... Ulan ayçiçeği tarlasında buğday sallayacak hali yok. Ayçiçeği sallayacak. Niye el sallayacak? Ayçiçeği sallayacak. 2 milyar ayçiçeği var, ayçiçeği sallıyor. Elini sallasın, lanet görürüm. Kadın kalkamıyor ki. İşaret veriyorum, buradayım. Ha, şimdi gördüm. Göremiyorsun. Göremiyorum. Ayçiçeğini salla. Tamam, orada. Arkadaşım. Orası çok güvenli. Yollarda hep kaza alıyor. Sen orada arkadaşım. Kal. Arkadaşım. Bağır oradan. Anne çok panikle. Anne neredesin? Anne neredesin? Evlat. Ah, kör oldu adam. Aynı anda konuştuğumuz için göremiyorum anne. Bu tatile gidilecek. Devam et. Ağlayarak annene ara. Ben oturarak intihar edeceğim. Yaşadıklarım bana yeter artık. Bu dünyanın dümeni... Bir şey soracağım. Nilüfer, sen ne iş yapıyorsun? Ben finans... Değişikçi. Ne? Finans sektöründeyim, ekonomistim. Finans sektörü. Akrobatik finans mı? Fon yönetimi falan. Yok. Hayır, kaydırarak gidiyorsun kendini. Korktum evet. Şimdi çıkarınca direksiyon... Sizde ne alakası var babacığım o? Evet, 3, 2, 1 arkadaşım. Ağlayarak anneni arıyorsun. Anne, sen de ses veriyorsun. Ama sesin yankılandığı için nereden geldiği belli değil, tamam mı? Dinliyor musun Hatice beni? Bir sağa, bir ortaya, bir sola ses veriyorsun. Nilüfer, Nilüfer. Tamam, ben oğlum, neydim? Oğlum, oğlum, oğlum. Başladı o. Biz yetişmemiz lazım, başladı. 3, 2, 1... Eko. Evet arkadaşım. Anne! Oğlum, 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 oğlum. Ayçiçek tarlasında eko yapan ilk Türk evladı. Sana ne lan, sana ne? Nilüfer, ne yapıyorsun ablacığım? Götün götün bana yanaşıyor, ne olur. Ben onu göremedim, kadın bana geliyor, haklı. Hayır, Nilüfer sen oradasın. O her sana, annene de ben sana Nilüfer deyince eko yapıyorsun, tamam. Evet arkadaşım, panikle anneni arıyorsun. Anne! Oğlum! Ne oldu Eko'ya? Ha, o yapayım. Eko'yu açmamışım, dur. Hayır! Evet arkadaşım. Anne! Oğlum, neredesin? Oğlum, oğlum, oğlum. Allah'ım, inşallah bulurum. Oğlum! Annem! Oğlum! Bekle, yardım getireceğim. Ah yavrum! Arkadaşım! Arkadaşım, pislik yapma. Git şu kadının yanına. Evet, git kadının yanına. Artık hakkın rahmetine yaklaştı. Kestik. Sigortadan para alacağım belki. Arkadaşım, saçmalama. Ya, anne o. Ne olursa olsun, anan senin. Tamam. Kuşlar kurtlar yedi, gitti. Ablacığım, daha 5 dakika oldu. Kurt kuş nereden geldi sana? Evet, arkadaşım, panikle... Şey... Onlar da şaşkın, bakmaya geliyorlar. Böyle bir şey görmedik daha önce diyorlar. Tabiatım. Arkadaşım. Ha. Hemen panikle ayçiçeği tarlasına giriyorsun. Ayçiçeklerin her birine anneni soruyorsun. Ayçiçeği, ayçiçeği, anamı gördün mü? Evet, müzisyen. Duygusal müzik istiyorum senden. Ama bir o kadar da romantik, bir o kadar da içini gıcıklayan. Evet, 3, 2, 1. Yürü arkadaşım. Gene aynı şey çalacağım ben. Kestik. Ulan herkesin adamı oynuyor. Gidiyorlar, kanda ödül alıyorlar. Sen benim bir dediğimi yapsan... Senin yüzünden ödül alamıyorum ben. Oysa ben iki elim kanda olsa... Saçmalama. Ayçiçeklerine öyle soracaksın, öyle ağlayacaksın ki. Bana ödülü sen getireceksin. Getireceğim ben sana. Git hadi. Evet. Hazır. 3, 2, 1. Müzisyen. Evet. Buyurun. Ha,
Hangi karga? Bu aileyi gören kuş kuş gelir mi buraya ya? Tipe bak, anneye bak. Ay çiçeklerini tut, teker teker sor. Teker teker. Evet. Buradan Afyon'a kadar. 3-2-1, ver sahneyi. Annemi gördünüz mü? Dur, annemi... bir dakika dur. Ha? Kamera bacağının arasında. Arada kameraya da poz ver. Ay çiçeği yanağına gelsin. Tamam, evet. 3-2-1, buyurun. Annemi... Ya çok iyiydi. Elvis Presley'in böyle bir albüm kapağı vardı, o geldi aklıma. Vallahi. Çok iyiydi. Tam yalıyorsun yanağına, kameraya bakıyorsun. Annemi gördünüz mü? Annemi gördünüz mü? İsimlerini söyle. Mahmut, Şükran, ay, ne bileyim ben? Ayçiçeği, ayçiçeği, anamı gördün mü? Hepsinin ismi aynı mı bunların? Soyadıyla mı ayrılıyor? Lan ayçiçeğin adı mı olur gerizekalı? Hepsinin adını söyle dedim ben, ne bileyim. Ayçiçeği normal onlara insanoğlunun dediği adı. Ha, numarayla. Bir, anasını iki... koyduğu adıyla adı söyle işte. Evet. 3-2-1 buyurun. Sen ne yapıyorsun yenge? Gün dönümü de olabilir. Evet arkadaşım. Ne oldu? Çal. Anamı kesen ben. Babamı deşen ben. Çal. Evet, kestik. Aç! Yine mi? O sahneyi oradan alıyorum, duygusaldan. Evet. Nereden? Ver müziği! Re minör, fa, dut! Re minör, fa, dut! Re minör, da, tut, dut! 3-2-1, crescendo! Hissetsene içinde! Sen bir şey hissediyorsun herhalde, ne oldu sana ya? Ayşe'nin mi denk geldin? Oğlum! Re minör, da, fu, lu, su, crescendo! Ne oldu? Sakin, ben sakin. İçimde hissederek sana hissettirmek istiyorum. Derin nefes istiyorum. Al, kemerini çöz, derin nefes al. Bana da oluyor. Senin içinde hissetmeni sağlamaya çalışıyorum. Sağ ol. Evet, 3-2-1. Oh! Ne oldu? Sakız çıkmamış, şimdi balon oldu. Bağırınca, bu kadar yol sakıza geldik. Hazır. Niye balon yapıyorsun sakızı? Bir anda böyle ha yapınca vücut... Hazır. Evet, müzisyen, crescendo! Ay çiçeği, ay çiçeği, ay çiçeği, ay çiçeği, annemi gördün mü? Annemi... Adamı! Ananı ulan, ananı! İnşallah, inşallah. Ona da sıra gelir. Saçmalama, bak. Lütfen. Ay çiçeği, ay çiçeği. Ha, anamı değil. Gördün mü? İkinci A'ya bas. Evet. Müzisyen, doğru düzgün çal lan. Evet. Ödül bekleyen yönetmene bak. Doğru düzgün çal lan. Yalla. Ay çiçeği, ay çiçeği. Yanaktan bacak arası. Yanında bacak arası var. Hayır lan! Ne diyorum kafam doğru? Kamera bacak aranda. Yanağını alıp göstereceksin ya. Ha. Evet. Ay çiçeği, ay çiçeği. Anamı gördün mü? Kameraya gülümser. Kamera gördü göreceğini artık. Siz onu fetikülde halledersiniz. Evet, kameraya gülümser. Tam o sırada anne oradan bağırır. Yapma yavrum. Yavrum. Yavrum, rım değil, rum. Yavrum. Allah Allah. Yavrum. Duyar sesi. Ben kaçar mıyım? Hayır. Sesi duydun. Ondan sonra hızlanır her şey. Oğlum. Anne. Yavrum buradayım. Allah Allah. Ses sanki buralardan geliyor ya. Sese gel. Nasıl sıcak. Şehir dışına uçmuş olabilir? Soğuk, soğuk, gel şuraya. Soğuk. Gel sıcak, şuraya. Sıcak 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 soğuk. Gel şuraya. Anne. Evet, ananın başındasın. Sıcak sıcak sıcak. Yavrum. Güneşin alnında yatıyor, sıcak sıcak diye bağırıyor. Ben... Bir dakika dur. Nilüfer sıcak ne? Yaklaşınca öyle denir yani, uzaklaşınca soğuk denir. Siz şirkette böyle oyunlar mı oynuyorsunuz? Müdür geliyor, sıcak 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 sıcak. Aa soğuk soğuk, nereye gitti ya? Muhasebeye gitti. Evet, 3-2-1, bul anneyi. Tam anne bayılmak üzereyken bul. Anne, tam kendinden geçtiğin anda seni bulacak. Kendinden geçme hareketi ben, yap. Ben... Evet. Tamam. Anne. 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 Kendinden geçmiş, inşallah buradan geçmez. Arkadaşım. Çok az vaktim kaldı. Arkadaşım, hemen anneye, hemen anneye yapış. Uyandırmaya çalış anneyi. Annenin uyanacağı bir şey söyle ona. Öyle bir şey söyle ki irkilsin. Anne, anne. Anne, tişörtün hep ters giymişsin. İşimiz ters gitti evlat. Arkadaşım, annenin irkileceği bir şey söylesene. Mesela bazı kadın karıncadan korkar. Karınca dersen uyanır mesela. Berekettir. Ya hakikaten sizin böyle oluyor mu abi ya? Nilüfer, seni çok seviyorum. Televizyonu yan kaydır. Her şeye böyle bir... Oradan tutma, oraya... Evet arkadaşım, başındasın. Anneye bir şey söyle, irkilsin. En başında mıyız? Evde hayır, mi? Annenin yanındasın. Aa. Bir şey söyle, irkilsin. İrkilt anneyi. Anne, tatile gideceğimiz oteli satmışlar.
Hayır, kendinle ilgili bir şey söyle, irkilsin kadın. Benim otelimi satmışlar. Hayır! Beni satmışlar. Anne neyse, kalk kalk. Ben montajda seni bir şey yaparım. Evet, kalk. Kalk anne. Evet arkadaşım, bin arabaya. Tekrar gidiyorsunuz. Gazla. Gazla. Evet, Nilüfer atla arabaya. Tam giderken... Arkadaşım gazlasana. Doğru, bindik. Daha bir şimdi evet, bindik. Tam giderken annen böbrek suyu diye saçını çek. Evet, 3-2-1 çekme, buyurun. Çekme, yok saçımı çekme. Tabii, çek saçını. Çekme. Ben ne diyorsam onu yap. Ya, böbrek suyu diye bağır. Böbrek suyu. Böbrek suyu. Ne? Böbrek suyu ne? Böbrek suyu. Böbreklerim çalışmıyor benim. Anlat. Böbrek suyu. Oğlum bilmiyor musun? Böbreklerim çalışmıyor benim. Böbrek suyu. 3 gündür tuvalete gitmiyorum de söyle. Efendim? Kaç yıldır tuvalete gitmiyorum bilmiyor musun? Hiç abartmaz. Evet arkadaşım, hemen çek sağa. Hemen çek sağa. Tamam anne, senin için alıyorum de. Senin için hemen alıyorum anne. Bu boş mu? Evet. Şey, dur orada, orada dur. Bir tane musluk şey, gelsin. Evet, hemen. Bizim prodüksiyondan biri gelsin. Elinde bir damacanayla, çabuk. Niye, bu yok, bu işe yaramıyor mu? Hah, sağ ol balım. Acele etmesin. Neredesin Arif? Damacanın içinde misin? Niye onu gösteriyorsun? Gel şuraya, sırada. Evet, su dolduruyorsun, böbrek suyu dolduruyorsun Arif. Gel böbrek... Dur, Arif sen dolduruyorsun. Tamam, dur. Ben de sıraya geçeceğim. Arif, Arif dur, doldursana böbrek suyu. Nerede musluk? Ya koy bir yere musluğu. Şuraya koysana abi, gözünü sevdiğim şuraya koy ya. Evet, musluk... Musluk... Evet, dolduruyorsun arkadaşım. Gel Arif'in arkasına geç. Geç Arif'in arkasına. Selamünaleyküm. Arif, hemen posta koy. Bir dakika, herkes sırasını bilecek falan, evet. Bir dakika, herkes sırasını bekleyecek. Ağzımı açmadım ki, o konuşuyor. Arkadaşım, beyefendi biraz çabuk olur musunuz? Benimki küçüktü. Hiçbir Türk filminde böyle bir senaryoda böyle bir replik olamaz. Oyuncu kabul etmez. Arkadaşım, senin bidonun küçükse... ...büyük bidondan daha önce suyu doldurursun. Efendim, özür diliyorum, benim bidonum küçük. O yüzden onu giymiyorum, sıkıyor uzun yolda. Boxer giyiyorum ben, trunk. Arkadaşım, paniklesin sen. Ay, ayak... Allah'a küçük donumu giymişim. Hayır! Öyle değil. Ne yapıyorsun Arif'e? Arif, ters ters bakıyorsun. Suyuna gidiyorum. Arif, ters ters bakıyorsun. Bir dakika, herkes sırasını bilecek. Söyle. Herkes sırasını bilecek, bir dakika. Tamam, ben ikiyim ya. Arkadaşım, söyle. Arif Bey, göster. Benim Arif Bey mi? Niye burada name tag mi var? Söyle, Arif Bey de, benimki küçük de, göster parmağını. Arif Bey, benimki küçük bidon olduğu için ben çok acil... Annemin böbrek suyuna ihtiyacı var. Böbrek problemi var annemin, böbrek yetmezliği. Sadece böbrek de değil, çoğu şey yetmiyor anneme ama idare ediyoruz ya, ne yapacaksın? Arif, şimdi daha büyük bağır. Herkes sırasını bilecek. Herkes sırasını bilecek. Sana diyor. Arkadaşım. Ne? Orada geç. Adam sana posta koydu. Tamam. Bir şey diyemem. Böbrek adam... suyunda adam sana posta koydu. Ne yapayım, adamın köyü, ben geçerken uğradım, haklı, ne diyeyim ki bana? Hayır, olmaz. Sen adama, sen de şey yapacaksın. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Biz öyle yoldan geçiyorsak, evet, 3-2-1 buyurun. Şey sen bu dayağı yiyeceksin arkadaşım, hadi. İnşallah gebereyim dayağın sonunda da. Affedersiniz de şimdi böyle sert konuşmaya gerek yok. Biz de yoldan geçiyorduk. Buraya misafir sayılırız. Acilen annemin böbrek suyuna ihtiyacı oldu. O yüzden durdum. Herkes sırasını bekleyecek kardeşim. Tamam da bağırmaya gerek yok. Giderek de bağırıyor ha. Tamam, o zaman ben bakkalda falan alırım ya. Hayır, gel şuraya. Şey anne, oradan bağır. Adam sana posta koydu sümsük diye. Ay. Bağır. Adam sana posta koydu sümsük. Size sümsük dedi. Ona demedi, sana dedi. İnandırırsam şimdi bir dur bırakır. Arkadaşım anlat, de ki ben az alacağım anneme içirmek için. Ya ben az alacağım, size niye sümsük diyor hiç anlamadım yani. Annemin de böyle sağa sola belli olmuyor ama size çok ağır konuştu. Bak. Ne? Anne öyle şeyler deme adama. Arkadaşım. Şimdi oraya giderse sinirler ne oluyor diye ben burada sırayı alıp suyu dolduracağım ya. Saçmalama. Saçmalama mı? Hiç parlak, evet, fikir değil. Hiçbir evlat annesini ateşe atmaz. Evet, sen... Bir hiç. Şimdi Arif'i ikna edeceksin bir şekilde. Beyefendi lütfen rica ediyorum. Annem çok zor durumda. Anne, sizin anneniz yok mu? Bir evlat değil misiniz? Annem hiç annem. Bu suya ihtiyacım var. Annemi bir kaşık suda boğacağım. Damacana lazım bana. Lütfen. Kurban olayım. İkna et şu adamı. Ne olur öp beni. Ya ne iknası? Yalvarıyorum, daha ne yapayım adama ya? Daha ne yapayım ya? Arif, de ki büyük mü küçük mü, sor Arif. Büyük mü küçük mü? Büyük böbreği. Hayır. Arif, senin bidon büyük mü küçük mü? Ha. Senin bidon büyük mü küçük mü? Benimki hemen hemen sizinkiyle aynı. Biraz daha küçük sanki. Nerelisiniz? Çorlu. Bidon, ben de Çorlu'dan aldım bidonu.
Ben hemen ikisi. Ben zaten tamamını doldurmama gerek yok. Biraz doldurayım. Kadıncağız bu iyisin ki böbreği açısından sıkıntı. Arif bağırarak söyle. Kardeşim söylesene küçük olduğunu. Kardeşim söylesene küçük olduğunu. Ona inat söylemeyeceğim ulan. Kafa kafaya koy ikisini de bak. Sen karar ver. Gerizekalı. Ona onun küçük olduğunu ispatlamazsan dolduramazsın. Küçüğü bir önemli değil. Mühim olan içindeki su. Hadi koy. Arif de ki hangisi küçükse ne yapıyorsun? Bir anlık boşluğunu değerlendiriyorum. Arkadaşım. Eyvallah birader, sağ olun. Arif, ha tamam gidebilirsin içeri. Arif içeride uyumayın, söyle onlara. Evet arkadaşım, dön. Şu an unuttu biliyorsun değil mi söylediğini? Dön. Ver anneye suyu hemen. He? Anneciğim. Kestik, bir dakika dur. Nilüfer. İnşallah anneyi kesmişsinizdir. 19 litre bidonu ağzına nasıl dikiyorsun? Ama hepsini doldurmadım, az doldurdum. Sen vereceksin anneye, sen dikeceksin. Evet. Ne yapıyorsun? Kazıyor. Ne yapıyorsun lan? Diktim bidonu. Buradan içsin. Gerizekalılık yapma. Al bidonu yürü. Evet. Ne çaldığını duyuyorum. Sakın yutuyorum sanma. Geçen internette indirdiğin yine bunlar hep. Al bidonu. Gazla. Evet. Gazla. Gazla. Nereye gaz? Hızlı çekimdesiniz. Hızlı çekimde arabayı kullanıyorsun. Çok hızlısın. Sağa bak. Sola bak. Tabelaya bak. Döndün. Geri gittin. Otelin önüne yanaştın. Niye geri gittin? Hemen bir erkek al sahneye. Bir erkek. Evet. Gel, aha geldi bile. Gel abi. Çabuk gel abi. Evet, al eşyaları, otelin önündesin. Bütün eşyaları al. Hay Allah kahretsin. Hepsini ben alıyorum. Anne sen bırak, oğlan alsın. Şimdi sen oğlunu otel görevlisine şikayet ediyorsun. Yolda seni nasıl tarlaya uçurdu, neler yaptı sana hepsini anlat. Başlayayım mı? Başla. Benim bu oğlan var ya. Ah beni yollarda tarlaya düşürdü. 2 saat aradı, kurda kuşa yem oluyordum. Başka adamlarla dalaşıyor, kazalar yapıyor, otele getir. Bu yaşa geldi, ilk defa anasına güzel bir şey yapacak. Burnumdan getirdi, burnumdan. Kardeş, söyle, asansöre bindir bunları. Hemen binin asansöre. Bin asansöre. Nilüfer, söyleniyorsun devamlı. Of ya, bıktı bu çocuktan. Her haltı ben yapıyorum ya. Taşısana şunu. Otelciye söyle. Taşıyorum, bak. Küçücük balonlar, iki çorabı. Evet. Evet, asansöre giriyorsunuz tam girerken. Saltuk söyle. Dur dur, kapıyı mapıyı çizeceksin de. Dur dur, kapıyı çizeceksin. Ne yapıyorsun ya? Tamam, ben öbür otelde kalırım. Sen git. Hayır! Saltuk, o zaman yan yan gir de. O zaman yan yan gir. Ya çizeceksin, dikkat et. Çok sıkışık. Saltuk, yapışsana sırtına şunun. Üçünüz zor sığıyorsunuz. Yapışın. Şöyle yapışın. Daha daha çok yapışın. Kestik. Bak, anne bak, öyle dayanarak yapışmıyorsun. Gerçekten yapış. Evet, yapış. Şimdi al, düğme arkanda kaldı. Ne yapacaksın? Osurarak basışla. Ne yapayım? Ben kıpırdayacak halim yok ki burada. Saltuk söyle. Düğme tam arkanda. Düğme tam arkanda. Siz zahmet etmeyin. Biz ana o zaten saltuk biraz. Arkadaşım. Arkadaşının kim olduğunu söyle. Elini bacak arandan sokup düğmeye basacaksın. Ya sen nasıl filmleri seyrediyorsun ya? Böyle bir şey mümkün. Hocam baksana, yer yok burada ya. Var. Tamam. Tamam. Tam giderken, giderken, çıkarken... Anne sen asansörden çok korkuyorsun. Tırdan da korkuyor, onu da söyledi. Bize paylaştı. Anne sarılsana oğluna. Çok korkuyorsun, söyle. Sıkışık zaten ya. Söyle, oğlum çok korkuyorum, beni asansöre niye bindirdin? Allah boynu posunu devretsin. Tatile gelip asansöre mi binilir, söyle. Bunlar için önce dinlememiz lazım ama bu sezon tabii, onu kullanmıyoruz. Tabii. Ben sıkıştım asansöre. Evet, 3, 2, 1. Çok büyük sarsıntıyla asansör durur. Çok büyük sarsıl arkadaşım. Dur. Ne oldu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum Saltuk Bey, ne oldu? Galiba durduk. Orasını biz anladık ama neden durdu? Bu asansör günde 8 kere bozuluyor, 2 kere çalışıyor. Söyle. Bu asansör günde 2 defa... Neydi ya? Günde 2 defa çalışıyor, bazen bozuluyor. 8 defa bozuluyor, 2 defa çalışıyor ya. 8 defa bozuluyor, 2 defa çalışıyor. Bu kadar. Bu benim için yeterli bir açıklama değil ki. Şu an ben müşteri olarak burada 2 gün tatil kazanmışım. 1 gününü asansörde yiyorum ya. Ve annemle. Ben ne yapayım? Ben mi ne yapayım? Sen bu tarafa gitsene. Hayır! Arkadaşım bir şekilde asansörü çalıştırmanız lazım. Nilüfer bağır, ben çok korkuyorum. Oğlana ben sarıl. Ben çok korkuyorum. Beline sarıl. Beline sarıl. 15. kat otelin. Beline sarıl. Beline sarıl. Beline sarıl.
Arkadaşım, asansörün camını aç, anneni oradan öne doğru it. Senin götünü yerim ben ya. Götünü yerim ben ya. Beni buraya, bu hale getirdin. Eski asansör. Saçmalama. Sayende. Alkışlarla ikisini de göndersen. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rahat edin. Sağ ol Türkçüm, teşekkür ederiz. Ne dedi? Sağ ol, zahmet verdik. Sağ ol. Ablacığım böyle eksi ikiye kadar böyle konuşa konuşa. Alkışlar. Nilüfer alkışı. Arkadaşım, gerçekten bak, hayat insanın başına neler getiriyor. Değil mi, değil mi, değil mi, değil mi? Hayatımda... Ben şu an şükrettim ya. Hayatımda ilk kez sana üzüldüm, biliyor musun? Neden? Kaplumbağa deden. Abi numaranızı verin bana, gözünü seveyim, arayacağız biz. Mahalleci arayacağız, muhtara falan hep haber vereceğim. Ne zaman sizsiniz, yanınızdayız yani. Bütün eşyaları yüklen. Gidiyorsun içeriye. Biraz sonra geliyorsun. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşım gel. Müsyen yetişebilirse Müsyen de gelsin. Kapat şöyle, cereyan yapıyor. Ne kadar o hareketlere girsen de işte güzel bir kız olmuşsun ya. Bırak kendini. Koy ver gitsin. Ne oldu? Yok, mikrofon düzen. Saçın alışamadın mı? Sıcak. Ne oluyor? Sıcak, arka enseden de hava gelmiyor sıcak. Ha, olsun ya, sıcakla mücadele etmek, Nilüfer'le mücadele etmekten her zaman daha iyidir. Evet arkadaşım, bu haftaki konumuz, beni biliyorsun, ben sanata ayrı bir önem veririm. Bilirim. Niye böyle müstehsi bir şekilde? Yok estağfurullah, biliyorum yani, evet. Ben şimdi bazı çekilmiş şeylere yeniden böyle bir bakış açısı getirmek istiyorum. Ha, çılgın hemşire. Hayır, hayır. Mesela kül kedisi Cinderella. Kül kedisi mi Cinderella mı? İkisi aynı şey değil mi? Bilmiyorum ben. Belirli bir saatten sonra şey oluyor. Ne oluyor? İşte matine suara gibi oluyor. Yani kül kedisi ayrı, Cinderella ayrı mı? Tabii. Ha. Benim kafamı niye karıştırıyorsun sen ya? Kül kedisi Cinderella, ben biliyorum. Evet ama gündüz. Gündüz ne? Kız şeyi, yerleri siliyor. Tamam, o zaman kül kedisi. İşte gündüz insan, gece hırt. Öyle bir belge vardı. Hayır, öyle değil. Ben şimdi ona yeni bir bakış açısı getiriyorum. Hadi, ve yeniden yorumlayacağım kül kedisi Cinderella'yı. Tamam. Mesela sen kül kedisi Cinderella'da ne olman lazım? Kül. Hayır. Sen Cinderella'sın. Kül kedisi kim? Sensin. Çift yövmeye mi alacağım? Hayır, mevzu o değil. Mevzu şu. Sen mesela çiftlikte çalışıyor yapacağım seni ben. Ha işte, tamam o için. Tamam. Ne? Öbür film işte. Hangi film? Dedim ya, bak set var. Kül kedisinin seti mi var? Yok, işte oradaki bahçıvan sonra kül kedisini onu buluyor, ormanda buluyor. Yardım ediyor falan. Kim kimi buluyor ya? Hemşire daha yok. Bahçıvan kim? Ya, hepimiz meraktayız zaten. Peki senin yaptığın bu pislikleri seyircinin katılıyor olması... Sen de mi seyrettin kız onu? Ben de buradan ne seyrediyor diyorum heyecanla böyle. Arkadaşım, saçmalama. Evet, prodüksiyon getir çiftliği. Kül kedisi bir çiftlikte çalışıyormuş meğerse. Tamam. Ben öyle yorumluyorum. Ve... Kül kedisinde ne oluyor? Cinderella'nın babası ne oluyor? Cinderella'nın babası yok. İşte aferin, seni denedim. Yayın tavukları. Yayın tavuğu, enteresan. Suda oğlum mı yetişiyor? Oğlum çıkmıyorsa koparma. Evet arkadaşım, sen çok zorluklar içindesin. Hemen bir tane üvey anne bul kendine. Üvey anne. Evet. Buyurun ablacığım, hoş geldiniz. Bir üvey anne al. Evet. İki tane de üvey kardeş al. Tamam.
Ama önceden meşhur mu? Gelmeden alıştı. Şey, üvey kardeş, onlar hikayede kızdır ya. Hemen su koyuverdiniz ya. Ablacığım, acele etme, hiç acele. Daha buradayız. Pazartesiye kadar benim anlaşmam. İyi hızlandınız. Hoş geldiniz. İsminiz ne? Gözde. Gözde Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, sizin? Merhaba, Melis. Melis Hanım. Fatih. Fatih Bey, hoş geldiniz. Yalnız hikayede iki tane üvey kız var, biliyorsunuz değil mi? Neyse, gerçi erkek kardeş yapabilir yani, değiştirebilir. Hayır, yapamam. Yapamaz. Fatih'i mi kız yapayım, yoksa bir kız mı alayım sahneye? Ben ne bileyim abi. Hayır, Fatih'e Fatih, sor. Fatih, yanında. Sordunuz Fatih, siz. Kız mı olmak istersin? Erkek olayım ben. Sen zaten şu an erkeksin abi. Ya bak, diyorum ki gösteri 50 dakika tamamdır. Sonrası hepimiz için akıl ziyanı. Fatih'i alkışlarla gönder, bir kız al. Hikaye Fatih, bozuluyor. Sonra, o zaman hikayenin sonraki kısmında o ameliyat işini ayarlayacağız Fatih. Ya vallahi hikayede iki tane kız var, kusura bakma abi ya. Evet, alsana bir tane kız daha. Bir tane bayan, buyurun geldi, abla geliyor, koştu. Koştu diye. Aman düşmeyin de koşarken, orası biraz... Evet arkadaşım, sen o kız gelirken üvey anne... Siz evdesiniz, al kızlarını, evde kızlarına dans dersi veriyorsun, tamam mı, kenarda. Sen değil. Ha. Evet, o veriyor. Sen bütün bu zorluklara rağmen evin bütün işini... Ablacığım, isminiz ne? Asu. 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 Annenizin yanına gidin. Nilüfer Hanım'la bir akrabalık yok değil mi? Nüfus cüzdanınıza bakabilir miyim? Evet. Git biraz arkaya, Gözde. Al kızları, git arkaya doğru. Ha, kenara, evet. Orada kızlarınla fısır fısır konuşuyorsun, tamam. Onlara bir şeyler öğütlüyorsun. Tamam. Ben de arkadaşlarla parti... Arkadaşım, sen çok seveceksin, çok mutlusun. Ne yapıyorsun? Arkadaşlarla takılıyoruz biz de çiftlikte. Sen çok mutlusun, tavuklarla konuşuyorsun. O arkandaki inşallah yumurtadır. Arkadaşım... Yapma şöyle şakalar. Ha, sakız çiğnemiş. Kızsız. Kızsın sen. Çok tatlı bir kızsın. Tavuklarla konuş. Tavuklara şarkı besteliyorsun. Evet, geç başına tavuklara şarkı bestele. Kanadımı açtım, yumurta düştü, birden kaçtım. Hey hey. Çok güzel. Sağ ol. Şimdi ayağını içeri sokar gibi yap. Horoz sana doğru gelsin, kaç. Horoz yok, sırf tavuk var burada. Horoz da var. Bir tane horoz olması lazım. Hayır, hepsi tavuk. Prodüksiyon, Cihan gel horoz ol. Sanata bak anasını satayım. Hiç de tereddüt etmeden koşarak geliyor ya. Cihan, horozsun. Seyrettin mi Kuntakite'yi? Horoz George vardı orada. Kökler. Ha, sen gençsin siz. Evet, tavukları biraz öne al. Tavukları yumurtluyor gibi olma. Heh. Tamam, evet. Arkadaşım, sen şarkı söylüyorsun. Şarkının aralarında Cihan, sen ötüyorsun. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Kanadımı açtım, yumurtlu... İşte o gün geldi ve... Tabure mi kırıldı? Ha, pardon. Belki balon patlatmış olabilir, bilmiyorum ben. Bugün bir sakız nerelere kadar... Yapmış mı? Evet arkadaşım. Kız sesi yap, kız. Kızsın sen, çok tatlı bir kızsın. Kanadımı evet. Açtım. Çok mutlusun, gözünde mutluluğu göreyim. Çok mutlusun, ha. Kanadımı açtı, yumurta düştü, birden kaçtı, birden kaçtı. Efendim? Öğrü mü? Ötmüyor muydu? Horozun midesi bulandı şarkıdan. Ne oldu? Öğürüyor. Cihan. Açık öğretim. Cihan, horoz gördün mü? Konuştunuz mu daha önce? Muhabbetin oldu mu bir horozla? Yok. Tamam. Evet. O tarz yani. Evet. Evet, sesli harfler canım. Evet arkadaşım. Sen uzaktan koşa koşa geliyorsun. Horozu görünce bir irkiliyorsun, duruyorsun. Sonra horozla konuyu tavuklar için gelmiştim. Evet. Sinek geldi oğlum sahneye. Evet. Sahne. 3, 2, 1. Koş, çok mutlusun. Kanadımı açtım, yumurta düştü, birden kaçtı. Ay. Ay. Ay, prodüksiyondan bir çocuk var. Arkadaşım. Arkadaşım. Canım. Ödün patladı. Ay, horoz efendi siz miydiniz? Horoz evet. Efendi. Evet. Evet. Sonra senin için de bir şarkım var diyeceksin. Hala mutlusun. Senin evet. Için. 3, 2, 1. Gel. Arkadaşım, bu geliş benim için çok önemli. Evet, geliyorum. Tamam. Evet, iki kamera çekiyorum. Gelirken bir sağındaki kameraya bakıp sırıtıyorsun. Öbür yedi kameraya vergiden mi düşüyorsunuz? Dokuz evet, kamera. 3, 2, 1, gel. Kanadımı açtım, yumurta düştü. Kameralara bakmadın! Yapmadım. Kameralara bakmadın. Hangileri beni çeken kameralar? Bir sağına, bir soluna. Omuz başında kameralar var. Tamam. Her baktığında dişlerini göster. 3, 2, 1, gel. Tamam.
kanadımı açtım, yumurta düştüm bir daha kal... Ay! Ay horoz! Ötsene! Tamam. Baştan gelin, çok özür. Şu an hazırım, bu bir prova oldu hocam. Aptal mısınız? Evet, hazır mısın? Hazır hissediyorum. Evet, ne yapmıştın? Kanadını açtın. Yumurta düştü, yumurta birden... düşerken ne yapıyoruz? Birden kaçıyoruz. Hayır, kalçayı böyle pıt bırakıyoruz, kaldırıyoruz kalçayı. Evet. Kesin o film. Benim sinemama karışma. Hazır hocam. 3, 2, 1, yalla. Kanadımı açtım, yumurta düştü. Birden kay... Ay! Kestik, bir dakika dur. Yumurtayı nereye bıraktın? Kameraya ne zaman baktın? Ben yumurtayı bıraktım da içimde uzun don olduğu için o kaldı paçada şu an. Onu belki postta alırsınız. Ya bir şekilde paçadan onu indir. Tık bırak, paçayı salla düşsün. Burada tavuklar var, yumurtayı ben niye bırakıyorum? Ya mizansen o. Çünkü şarkıyı sen öyle uydurdun. Hayır ben onu tavukları böyle gezdirmek, dağıtmak için... Arkadaşım, sen dedin yumurtayı bıraktım, pıt. Yumurtayı aldım deseydin başka türlü çekecektin. Yumurtayı aldım bir... Hayır. 3, 2, 1, buyurun. Ne oldu ya, ofsayta mısın? Hazır. Yalla. Karımı açtım, yumurta düştüm, birden kaçtı. Ay! Daha büyük! Hayır sen değil! Cihan sana diyorum. Dinozor yumurtası. Cihan. Ü'nen, Ü'nün arasında 27 tane Ü olsun, tamam mı? Evet. Arkadaşım, ben şeyden anlamadım. Alıyoruz, tımdan alıyoruz. Ayağın yukarıda, yumurta tam arada. Evet, 3, 2, 1... Hangi tımdan? Kanadımı açtım mı, birden kaçtım mı? Bakalım hikayeye hakim miyiz? Kanadımı açtımın tımından. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Kanadımı açtım... Lan! Tımdan dedim sana! Ben size kesme payı bırakıyorum. Saçmalama. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Tım yumurta düştü birden. Ay, ay, ah. Söyle Ay Horoz Efendi, az daha kırıyordum. Ay Horoz Efendi, az daha yumurtayı kırıyordum. Cihan! Ya horoz görmedin mi daha önce hiç? Gördüm abi. Yapsana o zaman. Ya yapıyor işte, o kümesi maçta böyle duruyor mal mal işte. Tepik Türk horozu işte, böyle duruyor. Bunlar yumurtlasın, ben kahvedeyim. Ü. Tamam, uzun. Evet. Bu bir tamlamadır çünkü. Evet, 3, 2, 1, düşmüş yumurtayı alıyorsun. Aldın, bir havaya atıyorsun yumurtayı. Yumurta yok. Şaka yaptım, horoz efendi. Evet, 3, 2, 1, gel. Bir tek ben mi anlamadım ya şakayı? Hiç zerre komik değil çünkü. Benim kaçırdığım bir şey var. İğrenç bir hikaye mi yapmaya çalışıyoruz? Ben ne diyorsam onu yap. Seyirci gülme. Evet. 3, 2, 1. Gel. Yumurta yok. Şaka yaptı Horoz Bey. Horoz ne bakıyorsun bana yan yan? Hayır lan. Arkadaşım. Ben camları sileyim gidip. Hayır. Arkadaşım Cihan'a göster. Ne? Cihan'a horoz sesi göster. Ben üçüncü DVD'ye gittim. Dur, müzisyen. Müzikal bir horoz sesi ver. 3, 2, 1 ver bakayım. Bekle yumurtayı bekle. Ama horozdan yumurta çıkmaz ya. Evet şakayı yaptın. 3, 2, 1 yap şakayı. Şaka yaptım Horoz Bey. Yumurta yok. Gırtlaktan. Değil. Tutuyor sanki biri burada. Tutsana buradan. Sık. Çık senden horoz olmaz. Arkadaş. Sıradaki. Saçmalama. Bizim amacımız ne yapmak? Saçmalamak. Hayır. Bilmiyorum ben, çözemedim şu an. Oyuncu olmayanı da oyuncu yapmak. Evet. Tamam. Evet. Horoz değilse onu horoz yapacağız. Evet arkadaşım. Tamam. Gel Cihan, sen ben ne yapıyorsam aynısını yap, tamam mı? 70 dakika oldu, daha çiftlikten içeri giremedim ben. Girdin. Sonra şey adımını atacaksın, horoz sana saldıracak. Tavukları korumaya almış, tamam mı? He. Sonra konuşup anlaşıp bir şey. Evet, 3, 2, 1. Evet, gel. Gör, el alemin tavuğu, horozun nasıl?
Biraz ters psikoloji yapayım, moral bozulsun şey olsun. Ay 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 ay. Saldır! Kestik. Cihan. İnşallah horozudur. Hayır. Cihan sen tavuk ol. Arif gel. Of. Ben çıkarım çiftlikten. Hayır. Sen yardımcı horoz ol, tamam Cihan? Öğreniyorsun. Sağ bek. Evet Arif. İçeridesin. Şey geliyor. Önce sonra da tavukları koruyorsun, saldırıyorsun, çitleri içeriye sokmuyorsun, tamam mı? Çitten evet. Sokmuyorsun ama bak, şaka yok. 3, 2, 1. Arkadaşım çok neşelisin. Eteği zıplata zıplata gel. Evet, yalla. Şaka yaptım, şaka. Konuş. Ne yapayım ben? Torozlu horoz mu olayım şimdi yani? Ne yapayım? Ne yapayım yani? Bitti, tamam. Muhatap olmam, devam ederim. Hayır. Öyle değil arkadaşım. Yani yılan çıktı, ne yapacağım ben? Dansöz gibi. Sana tıslar. Ne ya? Nereye kadar gibi çiftlik savaşları? Muhatap olmam yani. Sen yılan. Uzun ince. Arkadaşım. Canım. Seyirci, sakin ol. Geliyorsun, kızsın sen. Çocuk deyince irkiliyorsun. Sonra içeri girmeye çalışıyorsun. Saldırıyorsun. 3, 2, 1 ama ben o saldırsa da mutlaka o saldırıyor. Mutlaka bir yumurta al. Gözde oradan bağırıyorsun. Ne oldu bizim yumurta? Bağırıyorsun evet. 3, 2, 1 sonra tamam Gözde? Yalla. Ay çılgın seni. Dikkatini başka yere çek. Ne yapıyorsun? Aldım. Değil mi? Çocuklar gidebilirsiniz. Teşekkürler. Şey evet arkadaşım. Bir şey olmadı değil mi? Ne oldu? Bir şey olmadı değil mi? Yok iyiydi değil mi? Evet Gözde. Kızlar annenize söylüyorsun. Anne kahvaltı daha hazır olmadı mı falan. Söyleyin kızlar. Anne kahvaltı daha hazır olmadı mı? Nerede bu köy kedisi? Buradayım. Çiftlik hayatı beni sertleştirdi. Arkadaşım. Buradayım, ne oldu? Ah, yumurta. Arkadaşım. Ateş gibi yanıyorum. Arkadaşım. Sahanda, solunda. Arkadaşım. Canım. Geç yerine. Geç. Kül kedisisin sen. Kibar ol biraz. Evet, çok kibarsın. Evet, bağır Gözde. Nerede bu kül kedisi? Burada, burada. Neden kahvaltımız hala hazır değil? Benim prenses kızlarım bekliyor burada. Horozu anlat. Ay bir horoz var. Hayır öyle değil. Tam yumurtayı alıyordum. Horoz saldırdı. Horoz mavini de yanındaydı. Horoz evet. Mavini mi? Kartal pendik horozu. İnanılmaz bir şey. Mavini yanındaydı. Sahil böyle. Arkadaşım. Canım. Cihan, mavini horoz. Öteki kıyafet bana bir şey yaptı oğlum. Evet. 3, 2, 1. Söyle. Ama eteği sallayarak söylüyorsun hep. Nasıl sallayayım bunu? Ha bir şekilde salla. Ya, sallayamıyorum. Ben onların karşısında öyle yapamam ama. Yapabilirsin. Hikayede de öyle değildir zaten. Çok eziktir onların karşısında. Olsun. Etek sallanır. Karışma lan İşte o ikinci DVD. Karıştırma. Benim ödülü almamı engelleyemeyeceksin. Alacaksın sen o ödülü. Alacaksın. Evet. Geldim hanımefendi. Geldim. Nerede benim kızlarımın kahvaltısı? Onu bilmiyorum. Yumurta burada. Arkadaşım. Canım. Her şey 10 dakika içinde hazır olacak. Her şey 10 dakika içinde hazır olacak. Horoz bana saldırdı hanımefendi. Çok özür diliyorum. Kızlar çirkeflik yapın. Bir çirkeflik düşün Instagram'dan falan. Bu nesil çirkeflik de bilmiyor ki. Kızlar, seni like etmiyorum. Evet, bir çirkeflik yapın. Evet. Söyle. Neden bizim kahvaltımızı hazırlamadın? Bana ne olduysa oldu. Hadi bakalım. Ve kül kedisi üzgün bir şekilde ağlayarak keşke babamı... Ne yapıyorsun? Yumurta istemiyorlar, attım. Saçmalama. Evet. Pardon abi. Kül kedisi... Üzgün bir şekilde ağlayarak keşke babam olaydı türküsüyle yanık yanık söyleyerek bunu çiftlikte mi dolanmaktadır. Söyle. Keşke babam olaydı. Kız sesi. Gazoz verdi ise kolaydı. Kız sesi yap. Keşke babam olaydı. İşte bu. Gazoz istedim halbuki kolaydı. Ne güzeldi benim köyüm. Sen nereye bakıyorsun kızım? Ne? Sen nereye bakıyorsun?
Arkadaşım, canım. Sen o şeyi söylerken peri gelecek sana, peri. Gelsin, bir peri şart bana ya. Gel. Evet, peri gelecek, senin üzgünlüğünü anlayıp sana dokunacak. Değneğiyle değdirecek sana, sen de şey olacaksın. Evet. Seyirci, pislik yapma. Evet, arkadaşım. Herkes şimdi Afrikalı bir peri düşünüyor. Şu çektiklerim şu sahnede. Özür dilerim. Yanında peri var mı? Tanıdık. Sağ ol. Çok sevdim yenge, sağ ol. Evet arkadaşım. Türküyü söyleyerek geliyorsun İşte yanık yanık. İşte babam olaydı, boynuma dolanaydı. Ay çok üzgünüm kız. Üzgün ol! Üzgün olmazsan peri gelmez. Keşke babam olsaydım. Çok... Ağlıyorsun ama sadece karnında ağlıyorsun. Allah, böbreğine konuş, karnında ağla. Bağırsağın yüreğin olsun. Ne saçma sapan bir gün ya. Karnında ağla, ne diyorsam onu yap. Evet, müzisyen. Peri ol gel. İnşallah yukarıdan düşmez. Evet, müzisyen. Şeyin üstüne çık, taburetin üstüne çık. Babacığım, çok yalnız. Dur. Sen daha onu görmüyorsun. O yok. Ha. Çok yalnız. Bana çok kötü davranıyorlar. Parmağınla burnuna dokun müzisyen. Kendi burnuna lan, benimkine değil mi? Hayır. Tabii ki senin burnuna. Tabii ki benim burnuma. Evet. Çok, bana çok senin kötü. Neyin Allah. Var cici şey? Bir şeyim yok da şimdi burun ağrısı başladı maşallah. Arkadaşım. Allah'ım, o kim? Hey, arkandayım. Bu da mı gelecekti başıma? Ne oldu? Ya tamam tamam, evet. Burada duruyor adam, niye arkandayım diyor ki? Peri evet. Burada işte. Beni göremezsin, beni hissedebilirsin. Merhabalar. Ne yapıyorsun? İlham almış. Saçmalama, evet. Beni hissedebilirsin. Evet, lütfen bana yardım edin. Sana öyle bir şey yapacağım ki hayatını değiştireceğim. Bir dakika, horoz alıp geliyorum. Arkadaşım! Saçmalama. Kendini periye bırak. Evet. Şimdi sana kendimi göstereceğim. Ama şaşırma, olur mu? Tamam. 3, 2, 1 deyince arkanı dön. Arkadaşım dönünce çok şaşır. Evet. 3, 2, 1. Dön bana. Gerizekalı. Bu tarafta peri. Arkamda mı? Evet, arkanda. Burası yanım. Yan arkan. Ne diyor ya? Evet. Ulan arkan boşluk, yanın doluluk. Doluluğu hissetmeyi, boşluğu nasıl hissediyorsun? O zaman yana dön desin. Ben öyle görüyorum seni. Tamam. Belki filmde arkana koyacağım adamı. Tamam. Evet. Arkandayım. Dön ama şaşırma. Devlet Opera Bale'den biri gelmiş. Ay biliyordum sanat aşkımın karşılıksız. Arkadaşım! Peri'ye iltifatlar düz. İlk defa böyle bir şey görüyorum de. Peri maşallahın var ha. Hayır. Kız gibi söyle. Maşallahın var. Teşekkür ederim. Ve biliyor musun ki sana dokunduktan sonra neler değişecek hayatında? Hadi sonra görüş, bugün işim var. Ne oldu? Bilmiyorum, lütfen çok heyecan. Bana yardım edin, bana çok kötü davranıyor. Kapat çok... gözlerini. Yok, yok. Yok. Güven periye. Yok. Kapat gözlerini. Periye güvensene. Neden? Arkadaşım bana güven o zaman. Evet, peri. Dokunursun. Değişimi hisset arkadaşım. Aa, tanga. Ne değişim? Bir şey değişmiyor ki işte. Ne değişecek ki? Bir şey değişmedi ki. Bir şey olmadı ya. Adam sana dokunduğunda saçının ucundan tırnağına kadar böyle bir titreşim hissedersin. Tamam. Sonra değişirsin. Müslüman sonra otur devam et. Evet, 3, 2, 1. Kapat gözlerini. Ding dong. Kalça çıktı. Ne? Değişti. Ve hissettin. Çok güzel. Hemen, hiçbir şey değişmemiş. Hemen eve gidin. Gözde. Çok kötü davran. Eve git. Değişimi hisset. Şu andan itibaren çok mutlusun. Sana hiçbir şey olmaz. Evet. Gözde. Çok geri gidiyorsun.
Prodüksiyon topla çiftliği. Yerleri sildin mi? Köşenizi. Camları sildin mi? Duvarları sildin mi? Tavanı sildin mi? Sor. Yerleri sildin mi? Duvarları sildin mi? Tavanı sildin mi? Silmedim, ne olacak? Arkadaşım! Ben açlık başka biriyim. Bana peri dokundu. Titredim ben. Bizim kahvaltı mı oldu kızların sen kahvaltısı? Sen kül kedisisin. Sen kül kedisisin. Sensin. Sensin. Sarışın olan. Sarışın olan kim? Ha, Deniz sensin kül kedisi. Hayır ulan sensin kül kedisi. Ben sarışım, evet, evet benim. Sensin kül kedisi. Evet. Ve şey, anne saçından tuttuğun gibi yere yapıştırırsın, silmeye başla dersin. Evet, eteğinle evet. Silersin yerleri. 3, 2, 1. Tut saçından, sen çok mutlusun kül arkadaşım. Kül kedisi, çabuk hemen yerleri siliyorsun. Hem de saçlarımla siliyorsun. Saçımla değil kız, eteğimle. Hayır, saçlarımla siliyorsun. Sen kesin Nilüfer'in akrabasısın ya. Hiç dinlemiyor ya. Arkadaşım, eteğinle silmeye başladığında baban türküsünü söylersin tekrar. Ya o türkü yok, bilmiyorum ki ben. Uydur! Babam yok benim. Babam yok benim, babam, babam, babam. Türkü olarak söyle şunu. Ben caz düşündüm, babam, 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 babam. Daha böyle kontrbasın. Babam, babam, babam. Evet. Tam o sırada bir duyuru gelir. Herkes kulak kesilir cama. Cama kulak kesin. Duyduk, duymadık demeyin. Duyduk, duyduk. Duymadık demeyin. Duyduk da demeyin diyor. Lan niye kafamı karıştırıyorsun? Ne güzel gidiyordum ben. Evet, pardon. Sen cama fırlar, duymaya çalışırsın. Ben. Evet, kızlar arkadan çekip tekrar yere yapıştırırsınız. Evet. Tamam. Duyduk, duymadık demeyin. Sen duyma, biz duyacağız deyin. Yapışın cama. Sen duyma, biz duyacağız. Padişahımız. Padişah. Ne? Lan bir 10 satır oku ya. Kül kendisinde padişah olur mu ya? Tamam paşa. Ya vezirim. Sence bu Gazi Osman Paşa'da geçiyor olabilir mi bu hikaye? Kül kedisi. Sadrazam dedi ki. Sana kül, ne ulan? Kızı getirin küllüğün yanına koy. Ya böyle bir... Kral, kral. Ne kralı? Prens. Aynı şey kralla kralcık. Padişah. Değil, ikisi ayrı. Teba ayrı. Evet, padişahımızın oğlu prens. Padişahımızın oğlu prens babasına geldi dedi ki... Baba, baba ben ne zaman evleneceğim ya? Zarif it. Babası da bulayım sana bir kızla evlen dedi. Baloya çağırdı hepinizi. Hiç öyle değil biliyorsun değil mi? Hiç o zerre okumamış. Hiç öyle değil. Sen bana güven. Kestik. Kızım kim? Kalk lan ayağa. Ben sana baştan demedim mi yeni bir yorum getireceğim diye? Ben senin kül kedini çekmek zorunda mıyım? Yeni yorum dediniz de yapamıyorum demediniz. Sana ne? Ben Cinderella'yım. Benim Cinderella'm bu. Yerim seni kız. Hayır. Ben Cinderella'yım diye haykırıyorum. Benim Cinderella'mı çekeceğiz. Tamam onu çekelim. Gel. Tamam. Yerdesin sen. Evet. Kızlar, annesi. Hemen heyecanlının sağa koşturun, sola koşturun. Koşarken arkadaşımın üstünden geçiyorsunuz devamlı. Arkadaşım sen kalkmaya çalışıp bir türlü kalkamıyorsun. Kızlar, hemen hazırlanmamız lazım. Prens kesinlikle sizi beğenecek. Prens mi? Üçlü prens olmasın. Saçmalama. Arkadaşım sen kendi kendine hayal kur o sırada. Söyle. Lan! Öyle değil. Keşke baloya gitsem de keşke prens beni beğensin. Keşke ben de baloya gitsem de prensi görebilsem. Belki de prens aradığım erkektir. Ama nerede ben de... Oy. Dediği anda içinde periyi hisseder. Ho! Ho! Tamam, tamam. Siz prense gidin, tamam. Hisset periyi! Hisset periyi ve ayağa kalkar. O neydi kız? Periyi hisseder ve peri onu bir şekilde yönlendirir. Perdenin arkasına götürür onu. Evet, arkadaşım istemsiz bir şekilde gitmek istemesen de zorla perdenin arkasına doğru çekilirsin. Konuş giderken korkuyorsun bir yandan. Allah bana ne oluyor? Arkadaşım! Suzan hemen giydirin onu orada. Evet, bu arada sahneye 3 tane erkek. Sadece 3 tane. Fatih koş koş. Müzisyen şunları bir eşlesene. O anne o. Ben annem. O anne. Onu da aradan çıkaralım. Böyle. Müzisyen eşleyeceksin bir kız bir oğlan.
Geç lan yerine müzisyen. Bir kız bir oğlan yapacaksın. Evet. Arkadaşım hazırsan gel. Ve anne kızlarını alıp baloya gitmiştir. Herkes dans etmeye başlasın. Müzisyen dans müziği çal. Herkes dans ediyor. Anne kızlarını alıp baloya gitmiştir. Ve balodadırlar. Arkadaşım sen sonradan geleceksin. Seni arkaya peri çekmişti. Sana arkada ne yaptı? Öne geliyorsun ve bize anlatıyorsun. Sonra mesaj at. Hayır, anlatarak gel. Aman Allah'ım, bana neler yapmış. Allah'ım bana neler yapmış. Ben başka bir insan oldum, artık partiye gidebilirim. Tamam. Evet. Ve partiye gitmek için de mutlaka bir at arabasına ihtiyacın var. Yok, koşarım, yakın. Hayır, at arabasına bin. Yok, koşarım, yakın. Bin at arabasına. Dolmuşla gideyim. Hayır. Deniz taksi. Atlı arabaya bineceksin. Aman kız, metro. At arabası diyorum lan. Yok, yok. Niye? Masraf, masraf olmaz. Olmaz bir şey. Evet, bin at arabasına. Oturacağım bak. Hayır, yanındaki şey piyanoya bineceksin. Acımamış, ona nasıl bineyim ya? Niye? O tek bacaklı bir şey, bu taşımaz beni. Dene bakayım. Yavaş ol. Ne oldu ya? Vay! Seni hızlı hareket ettirmek için böyle şeyler yapmak lazım. 10 yıldır ilk defa zıpladı yerinden. Önce arabacıya sorsana. Araba kaça? Hayır, binebilir miyim? Bindim, bindim. Evet, söyle adama. Ne yapıyorsun bu gece? Arkadaşım! Hınzır! Arkadaşım! Sen peri değil misin kız? Saçmalama. O adam değil, o at. Evet. Evet, müzisyen dön arkanı. Sıra sende. Arkadaşım tut kuyruğu. Versene ucuna iplerin kıza. Evet arkadaşım. Şimdi kendi kendine önce dua ediyorsun. Allah'ım inşallah ben partiye gittiğimde... Overlock! Overlock! İlk seyir overlockçuymuşum ben. Ya saçmalama ne oldu ya? Saçmalama. Çok evet. Eğlendim. Ben gidebilir miyim hocam? Arkadaşım. Evet. Şimdi evet dua ediyorsun. Allah'ım bir dakika. O mikrofona dua et. Al mikrofonu. Al mikrofonu ağzına. Bende mikrofon var hacı. Olsun. Ha, eko ver. Unuttum onu bak. Tamam, koyuverdim. Tamam. Geldi mi? Evet. Eko ver. Ha, eko ver. Ben de koyuver anladım. Hazır hocam. İyice iğrençleştik. Berdi bırakalım gitsin bunu. Eko ver arkadaşıma. Se. Evet, şimdi memeler baş kaldırmış. Memeler baş kaldırmış. Kamış mı yorun değmeler. Zalim o gelin. Bir dur. Seyircinin de oynağı bize denk geldi. Arkadaşım. Ben giderim, ekom kalır. Şimdi ellerini açıyorsun ve dua ediyorsun. Ay, atı bırakmadan. Evet, ekolu. Allah'ım. Allah'ım. İnşallah zamanında yetişebilirim de prens beni görür. Prens seni görünce ne der? Şu an şoktayım. Ne oluyor? Ha, bu sizsiniz değil mi? Tamam. Kim olacak gerizekalı? Ya ilk defa bir cevap aldım sandım, şu an heyecanlandım. O zaman Temmuz'daki gelir vergisinin ikinci taksitindeki iskontoyu sorayım. Arkadaşım saçmalama. Hazır. Evet. Şimdi sen Allah'ım inşallah aman. Prens beni görünce öpeyim öpeyim der. Evet. Ben bayağı yolluyum biri. Hayır ya. Allah'ım inşallah. Bu senin düşüncen. Kimse i̇nşallah, duymuyor bunu. O zaman evet. Allah'ım inşallah zamanında yetişebilirim partiye ve prens beni görür. Ve beni gördüğünde beni ömür boyunca yanında taşımak ister. Öyle değil. Beni görünce öpeyim öpeyim der. Sen böyle mi diyorsun lan? Arkadaşım ben ne diyorsam onu yap. Tamam. Benim sinemam bu. İnşallah. Prens beni gördüğü zaman, öpeyim, öpeyim, öpeyim. Siz dans etsenize baloda. Ne bakıyorsunuz? Dans ediyorsunuz baloda. Evet arkadaşım. Müzik mi yok? Şimdi ata gereği söyle, gerekeni söyle ata ve ilerle. Ya lütfen manasız yerlere bırakma ya. Arkadaşlar. Hep izimizi belli ediyoruz. Hocam takip etseler bulacaklar yani. Niye senin şu içindeki pislik durmuyor bir türlü?
Yapma şunu. Bir kere sen kibar bir kızsın. Tamam. Atın başını okşa ve de ki götür beni baloya. Evet. Haydi dünya tatlısı şey. Beni baloya yetiştir. Beni prensime yetiştir. Haydi koş. Ayağa kalkıp selam ver at. Kestik bir dur. Ya Allah aşkına bak Allah'ın adını verdim. Niye yapmıyorsun şunu? Oradan sen söylüyorsun at kalkıyor sana selam veriyor. Sonra devam ediyorsunuz balonun önüne geliyorsun. Atın şeylerini çekiyorsun. At ani bir frenle duruyor. İniyorsun baloya merdivenlerden aşağı iniyorsun. Evet 3, 2, 1. Ne yapıyorsun lan sen? Ata evet. Bak kıçıyla çalıyor. Eğitimli. Evet. Bak bak alıştı. Veri hemen kuyruğu. Evet al ipleri. Omuzuna dokun ve söyle ata. Haydi bakalım. Beni çabuk baloya yetiştir. Son sürat. Beni prensime yetiştir. Ve orada hemen sen durunca ben zıplayayım. Ay. Evet. Ani bir fren. Seyirci fren yaptır. Evet arkadaşım. Hemen inersin. Hızla. Hemen inemem. Yavaş. Hemen evet. İnemem. Yavaş. Kırma bir yerlerini. Oğlum bu dev lan benim başıma bir iş açacaksın ama. Evet, geç mi kaldım baloya derken tam balonun kapısında Arif gel, çabuk gel Arif. Gene mi Arif ya? Horozun burada ne işi var ya? Arif gel. Tam balonun kapısında dur Arif. Gel güvenliğe takıl. Evet, gel Arif. Arif ne yiyorsun sen? Ağzında yemek mi var? Ulan benim burada götümden ter akıyor. Orada yemek mi yiyorsun? Suzan bir daha dolma yapıp getirme. Evet, gel. Durdur Arif. Bir saniye be hanımefendi. Arif yemediyse prens hayatta yemez. Arkadaşım tekrar gel. Tekrar koşarak gel. Arif atlarına hop hop. Açın kapıyı ben Bülent Ersoy. Çekil. Arkadaşım. Ya, bu ne oğlum? Böyle şakalar yapma. Bizi yakma. Evet. Gel. 3, 2, 1. Ben geçtim o çıtalarını. Evet. Hadi gel. Hop hop dur hanımefendi. Hop hop dur hanımefendi. Lan kızım. Mesela daha zar... Tekrar gel. Ama çok zarif, çok şirinsin. Evet, 3, 2, 1, gel. Dur hanımefendi. Beyefendi lütfen izin verin. Baloya çok geç kaldı. Bu benim için ölüm kalım mesela. Göstersin Arif söyle. Şeyi, davetiyeyi. Davetiye gösterir misiniz? Davetiye yok. Bizzat prens gelip kendisi mahallemizde bağırdı, çağırdı, bir şeyler oldu hep. Alamayız, kusura bakmayın o zaman. Eyvallah. Davetiyiz, içeri alamıyoruz. Eyvallah, tamam. Nereye? Atla tekrar dönüyorum eve. Hayır! Arkadaşım, sen... Bu balığa gireceksin, o prens senin olacak. Neden? Kaplumbağa deden. Arkadaşım çünkü sana peri dokundu. Bana peri dokundu. Sen bana... titremedin mi? Ne oldu? Bana peri dokundu. Hayır, öyle değil. Peri sana değdi. Ha. Evet, gel ve Arif sana giremezsin dediğinde periyi içinde hisset, titre ve Arif gözleri kamaşsın Arif'in, tamam mı? Evet, 3, 2, 1, gel. Pardon, giremezsiniz hanımefendi. Beyefendi, lütfen. Benim işim çok önemli. Davetiyesi alamıyoruz. Kusura bakmayın. Davetiye değil, bana bir peri dokundu. Benim prensi mutlaka ve muhakkak görmem hisset. Lazım. Hisset! Prensi hissediyor musun? Hayır! Ben. Sen... Ben. Sen periyi hisset. Şu beyefendi, kameranın önündeki beyefendi, siz oradan çekilir misiniz? He abi siz. Abi, 135 milimetreyi hissetmedin mi ya? Evet, gel 3, 2, 1, gel. Çok özür dilerim. Pardon benim... hanımefendi. Giremezsiniz. Ama lütfen çok önemli. Prensi... Hisset. Arif gözlerin kamaşsın. Arif benim oğlum. Arkadaşım. Çocuk ne güzel oynuyordu. Çocuk ne güzel oynuyordu. Niye o zamanlar daha telefon yok. Arif. Bir aşağı, bir göbeğe, bir kafaya. Bir aşağı, bir göbeğe, ama bunu çok hızlı yap. Tamam, evet. 3, 2, 1 oradan alıyoruz. Geldin sen, gelmişsin. Gelmişim. Hisset. Beyefendi, lütfen bırakın içeri. Arif, geç yavrum de. Ya. 200 senelik hikaye için etti ya. Sen benim hikayeme karışma, 50 kere söyledim. Çok. Evet. Geç yavrum. Öyle değil abi. Babacan bir tavırla söyleyeceksin. İnşallah prens Arif değildir. Değil mi hocam? Arif. Babacan bir tavırla söyleyeceksin. Evet arkadaşım gel tekrar. Lütfen. Lütfen bana izin ver.
Geç buyur. Bir çay içseydin. Arkadaşım! Yapma. Ve merdivenlerden Arif alkışlarla gider. Hemen Cihan gelir. Cihan gel. Arkadaşım, merdivenin başında dur. Aşağıya bir bak. Kızlar, ya siz niye dans etmiyorsunuz? Gözde, görüyorsun hemen dönüp diyorsun ki... Ay bu da kim? Hiç görmedim. Tanımıyorsunuz şeyi Cinderella, ev kül kedisini. 3, 2, 1. Cihan nesin sen? Horoz George. Prenssin sen. Prens. Evet 3, 2, 1. Şeyin başında dur. Cihan sağa sola sıkkın sıkkın, canın sıkkın bakarken bir anda gözün takılır. Evet yalla. Ay bu da kim? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum, adet hep görüyorum. Cihan iki adım öne atarsın, canın çok sıkkın, yere bakıyorsun. Ve o sırada şey, üzgünsün. Arabesk çalsana! Adamın kemikleri ters dönecek ya yazarım, vallahi evet, billahi. Sola doğru, yukarı doğru bakarken, arkadaşım sen de mal mal aşağı bakarken bir anda göz göze gelirsiniz. Göz göze geldiğinizde ikinizde de bir irkilme istiyorum. Kestik. Arkadaşım sen harikaydın. Çok teşekkür ederim. Cihan niye sakalını okşuyorsun? Kaça siz... alırım ben bunu gibi? Siz dönerken Arif'le aynı servise binmeyin oğlum. Vallahi billahi. Cihan sen görüyorsun prensesi. Şey oluyorsun evet 3, 2, 1. İlkin. Ne oluyor arkadaşım? He? Ne oluyor? Peri çıkmıyor. Ya ne bileyim ben, ilkildim işte adamla göz göze gelemiyor evet, falan filan. Şimdi merdivenden aşağı iniyorsun ve merdivenin en alt basamağında Cihan diz çöküp onu elinden tutuyorsun ve dans ediyorsun. Evet arkadaşım bu arada şeyi unuttum. Sen bal kabağı olacaksın ya saat 11'i çeyrek geçe. Ben. Evet. Yok araba mı bal kabağı alıyor? Araba bal kabağı alıyor ya. Ha araba bal kabağı alıyor tamam. Ben pardon. Ayakkabıyı düşürüyorum. Ha tamam. Ama çıkarma. Ayakkabı mı? Ayakkabıyı çıkarmam. Tamam ben başka bir şey düşürtürüm. Evet 3, 2, 1 gel. Adamı çok benim için dibim düşmüş. Ay saçmalama. Tamam. Evet gel birinci basamağa kadar in. Prensim. Cihan söyle. De ki bu dansı bana yapar mısınız? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Bu dansı bana yapar mısınız? Prens Tarsuslu mu? Arkadaş! Bu dansı bana yapar mısın? Ya böyle bir şey olmaz ki ya. Ya sen niye benim erkeğimi... Gençler seyrediyor, hikayeyi hiç bilmeyenler var. Seyirciyi olmuş. Arkana alıp benim laflarımla dalga geçme. Evet, dizini çök sen de. Aynı anda mı çökeceğiz? Hayır! O çökük sen kalkık. Evet. Tut elini. Arkadaşım elini tutma anı çok önemli benim için. Bir kadın prensin elini böyle mi tutar? Evet. Kameraya göster. Kameraya göster elini. İrkil. Söyle. Ha? Bu dansı bana yapar mısınız? Bir dakika dur. Seyirci sizin yüzünüzden olmadı. Çok güzeldi. Bu dansı bana yapar mısınız diyor ya. Lan ne desin lan? Yapayım yapayım. Ne desin çocuk? Evet, al elini, tut elini. Söyle. İrkil. Cihan söyle. Dansı bana yapar mısınız? Sizinle dans etmek benim için şereftir prens. Evet, müzisyen. Ver valsı. Vals çal. Uçur. Çocuklar, uçurun kızları. Lan dur, donuma basıyor. Uçurun. Arkadaşım ben saati sayacağım. 11'i çeyrek geçe gazlayacaksın, tamam mı? Bir anda şey, prensle konuşun, konuşun prensle. İki tane DVD var bende, size vereyim. Arkadaş! Prens, sizi daha önce buralarda görmedim. Nerelerde görmüş olabilirim, sor. Sizi daha önce buralarda... Sen değil, prens sana soruyor. Sizi daha önce buralarda görmedim. Nerelerde görmüş olabilirim? Yeni düştüm buraya. Arkadaş! Baktım öyle gidiyor, ayar öyle. Ne olursun yapma. Tamam. Evet, çok incesin, kibarsın. Arada çeviriyorsun, evet. Sor soruyu sor. Sizi daha önce buralarda görmedim. Göremezsin, sürekli eteğime basıyorsun. Gelir miyim buraya ben?
Nerelerde görmüş olabilirim? Ben burada yaşamıyorum prensim. Çevir beni de. Dememe gerek kalmadı. Adam içimi okudu. Bence bu. Sen şimdi adama bir şey sor prense. Sizi buralarda daha önce görmedim. Hayır. Çok özel bir şey sor. Prens çok etkilensin. Sonra size bir mesaj atacağım. Çok özel bir şey sor. Ya prens desin ki ulan kızdaki kafaya bak be. Helal olsun lan desin. Evet içinden. Siz çok yakışıklı bir prenssiniz. Elbette ki köydeki, krallığınızdaki bütün kadınlar sizin için deli oluyorlardır. Acaba sizin kalbinizi fethedecek kadının özelliği nedir? Ü diyor falan deme. Uçur kızı! Her şeye döndürüyor. Söylesene Cihan! Daha önce görmemiş olmam. Geç tamam öbürü gelsin. Arkadaşım! Yapma şunu! Prenso! Evet. Tam o sırada saatler 11'i 12 geçiyordur. Hiç alakası yoktu öyle bir saat. 11.59 olacak ki gong vurduğunda 12'de... Ben yeni bir yorum katıyorum. 11 çeyrek. 45-48 dakika öyle mi aldın? Evet. Çok iyi 11'i çeyrek geçe. Arkadaşım sor saati prense. Çaktırmadan sor ama. Sizin ne zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum ama... Üzülerek sormak zorundayım. Saat çaktırmadan kaç sor! Saat kaç kız? Hayır! Çaktırma prense. Ağzından al saati. Ne yapıyorsun? Köstekli ya. Zincirden çekeceğim. Saati yani saatin kaç olduğunu ağzından alıyorsun. Allah. Çaktırma. İnanılmaz bir şey. Burada insan vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor. Kim bilir saat kaçtır. 11.48 falan herhalde. O zaman yönetmenin söylediğinden 6 dakika sonra. Çoktan geç kaldık. Arkadaşım. Yorumun içine ettik. Sen dans et. Cihan tekrar söyle. 11.14. Ne yapıyorsun arkadaşım yaşanacak ya? Yaşanacak devir değil. Arkadaşım 11.14 söyle. 11.14 dediği anda bir anda dadadan dadadan olur. 11.14. İnanamıyorum. Gitmem lazım. Kaçarken bir şeyini düşür içinden. Yavaş ulan yavaş! Bıktın mı? Sahnedeki herkes alkışlarla yerine gider. Kal! Anne! Siz kalın gözle! Anne ve kızları kalır! Hadi. Evet arkadaşım, sen hemen ata gazlarsın, atı gazla! Çok iyi atsın, şahane atsın sen be! Evet. Atı gazla, bir an önce gitsin! Hadi canım. Oh! Haydi çabuk eve, çabuk eve, çok tam o sırada, tam o sırada, tam evin önüne geldiğinde at bal kabağına dönüşür. Bal kabağına dönüş müzisyen. Seyrediyoruz hep beraber. Ben hiçbir şey söyleyeyim. Arkadaşım yorumlar... Bu ürünümüz de bu sene geldi. 13. yüzyıl Çin sanatının. Gerizekalı otur piyanonu çal. Evet arkadaşım hemen eve gel. Eve gel hemen. Eve gel. Cihan nereye gittin? Donu alıp kaçtın. Evet. Kızın iç neyi içliği mi o? Bakayım. Aç göster. Evet. Evet evdesin arkadaşım. Gel eve. Gel eve. Gel eve gel. Vur kapıyı. Anne gel gözle. Gel. Söyle. Kapı çalıyor, ne diyebilirsin? Kim o? Benim, Cinderella. Kül kedisi miyim? Değil, kül kedisin sen. Afitap. Hayır, kül kedisisin sen. Benim, kül kedisi. Al kül kedisini içeri. Ne? O partideki kız sen miydin? Ne? O partideki kız sen miydin? Evet. Yalan mı söylüyorsun? Hayır benim. Ama bir şey söylemem lazım. Evet. Donum düştü. Söylemeyeyim onlara. Onlara söyleme. Söylemiyorum. Evet, evdesiniz. Evdesiniz ve o sırada bir ses duyulur. Evdesiniz. Duyduk, duymadık demeyin. Prensimiz baloya katılan kızlardan birinin iç donunu bulmuştur.
don kime uyarsa... Ben yatıyorum. Ne oldu? Buradan sonrası iyice seviyesizleşecek artık hikaye. Arkadaşım, aç camı. Evet. Kime uyarsa prensimiz onunla evlenecek. Ve prens bütün kapıları dolaşmıştır. En son Cinderella'nın yaşadığı evin kapısına gelmiştir. Kapıyı vurur, anne kızlarını öne atarak açar. Evet. Kızlar öne geçin çabuk. Gir prens, söyle. Ben bunu buldum. Ortadakinin. Arkadaşım. Yapma, senin arkan dönük. Evet, anne kızlara giydir. Kızımın de. Ay bunlar, bu benim kızlarımdan bir tanesi. İkisine de deneyebilirsin, hangisini olursa. Annenin, ben bile test ediyorum. Arkadaşım. Saçmalama. Üçü de üstüne tutar. Cihan, üçünün de üstüne tut. Ben de mi? Hayır, değil de. Anneye tut, yıkıl. Üçüncü kıza tutar. Cihan çıldır, bağır. Bu da değil. Of, aman Allah'ım. Bu da değil. Nasıl bulacağım ben onu? Nasıl bulacağım ben onu? Arkadaşım, sana titreme gelir gene. Tabii. Saat yarım tabii. Cihan hisset. O niye hissediyor? Cihan, tam arkana dönmüş gidiyorsun. Basamaklardasın. Dön arkana gidiyorsun. Ay bir uyuyordum. Bir böyle bir don çıktı karşıma rüyam. Saçmalama. Başka bir şekilde gel. Cihan tam dönmüş gidiyordur. Ağır çekimde alıyoruz. Dönüyorsun merdivene. Evet. Dönerken arkadaşım bir şey yap, Cihan geri dönsün. Ah, her yer toz olmuş. Silmezsem hanımım beni mahveder. Bu ses. Söyle. Bu süpürge sesi mi? Allah'ım bu ses. Allah'ım bu ses. Aman bir dakika. He? Bir dakika desene. Bir dakika be. Sen de. Ha. Cihan sen de bir dakika. Bir dakika. Bu ses. Hadi oğlum. Öğrenciler gece tarifesine kaldı. Ben neyi düşünüyorum? Yanına geliyorsun. Gözde. Hayır olamaz de, at kendini. Hayır olmaz. Ama bu ses onun sesi. Bu ses mi? Gerizekalı, neyin sesi? Doğan ses mi geliyor? Gözde çekil kenara. Arkadaşım sen artık bundan sonra sazı eline alırsın. Evet. Sen indir o. Evet. Hanımım. Kızlar çok üzüldü. Prensim. Size yalan söyledim. O benim. O benim pazenim. Zaten pazen giyiyorum. Her zaman giymiyorum. Ispatla o senin olduğunu çocuğa. Evet. Normalde strapez giyiyorum. Arkadaşım, onun senin olduğunu nasıl ispatlarsın çocuğa? Gel. Olmaz orada. Ya nasıl ispatlayayım şimdi bunu? Bu elbiseyi kaldıramam. Bir şekilde bulacaksın bir yolunu. Ispatlaman lazım. Ya Allah kahretmesine mi ya? Hayır, giyerek değil. Başka bir şekilde. Giyerek. Başka şekilde. Evet. Göster. Tam gösterdiği anda Cihan yıkılırsın. Diz çökersin. İşte benim prensesim dersin. Müzik yüksel. İşte benim prensesim. Dur, daha göstermedi ki. Daha fırıl fırıl döndüm, daha ne yapayım ya? Arkadaşım orayı mahalle yeniden alıyorum. Mahalle gördü, prens görmedi. Orayı yeniden alıyorum. Bir orayı yeni, her yer tamam, bir orası ben kaldı. Ver müziği. İşte he? Benim prensesim. Doğru, öyle değil. Eller tutuşur, şey tam dudak dudağa gelirken bir milim kala yanak yanağa olursunuz, tamam? Evet. 3, 2, 1... Tutuş eller. Ağır çekimde. Senin dudaklar titriyor. Cihan senin de kafa titriyor. Yallah. Dur bir dakika dur. Araba önü köpeği gibi değil. Öne doğru değil. O çok zaten hafif. Araba arkası köpeği. Önü değil o. Arabayla geri mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Rütük komple bizim eve gelecek ha. Söyleyeyim. Arkadaşım. Yatıya. Sen kafayı iyice geri at. Cihan sen de iyice geri at. Ellerden tutun birbirinizi. Yavaş yavaş. Evet. 3, 2, 1. Dudağını göreyim arkadaşım. Titret. Büyük alkış. Alkışlarla herkesi gönder. Kesinlikle sağ ol. Ayağını sağ ol. Yorduk, sağ ol. Arkadaşım ben bunu montajda yapayım. Göreceksin, inanılmaz bir film oldu. Ha, tamam hocam. Ödülü alınca bir ay senin evde kalabilir. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bütün engellemelerine rağmen. Evet.
Ne evet ne sırıtıyorsun. Neyim ya, böyle geçti. 5 dakikada olacak şey senin yüzünden 1 saatte oldu. Sağ olsun. Canı sağ olsun. Ver selamını. Ayağınıza sağlık. Seviyorum, sağ olun.